Sakla Beni yeni bölümüyle Perşembe Star'da. Diyorum ki, eğer siz de münasip görürseniz tabii, hayatı birlikte göğüsleyelim hocam. Can yoldaşı olalım. Can yoldaşı olalım derken izdivaçtan mı söz ediyorsunuz? Evet. Uygun görürseniz tabii. Ben isterim size eş olmak. Hayat arkadaşı olalım mı hocam? Çiçek Hanım. Hemen cevap vermek zorunda değilsiniz hocam. Düşünün biraz. Doğru mu duyduklarım? Sen ciddi ciddi düşünecek misin bunu? Ben ciddiyim. Çok mahcup oldum. Bir saniye. Çiçek Hanım. Evet. Doğru duydum. Ama düşünmeyeceğim. Çünkü biz Çiçek Hanım'la evleniyoruz. Baba siz aklınızı mı kaçırdınız? Sen bir sakin ol önce.
yakışıksız şeyler söyleyip de canımı sıkma benim. Asıl senin bu yaptığın yakışıksız baba. Yanlışlıkla kulak misafiri olmasam babamın evlenmeye karar verdiğinden haberim olmayacak. Gerçekten inanamıyorum sana. Ne oluyor ya burada? Ömer, kim evleniyor? Gel gel gel. Çiçek Hanım'la babam evlenmeye karar vermişler. Ama ne fikrimizi sormaya ne de haber vermeye değer görmemişler sağ olsunlar. Gizleyecek değildik. Zaten daha yeni alındı bu karar. Ben de tam bunu diyorum baba işte. Neden bu kadar ani? Yani bu ne ara oldu? Ne oldu? Ben neyi kaçırdım? Çok merak ediyorum. Kendine gel Ömer. Çocuk yok senin karşında. Bu yaptığın çılgınlığı düşünürsek ben bundan o kadar emin değilim baba. Ömer. Tamam. Tamam baba, bağırma artık babana, ben gidiyorum. Çiçek Hanım lütfen. Yok. Yok hocam, zorlamanın alemi yok. İstenmediğim yerde duracak değil. Çiçek Hanım. Çiçek Hanım bir saniye. Baba. Baba. Baba annem daha vefat edelim ne kadar oldu. Ben hala her uyandığımda onun sesini duyuyorum baba bu evde. Bak baba bak. Bak bir etrafına bak. Her yerde hatırası var. Burada resmi var. Yatak odanda resmi var. Her yerde annem var. Sen nasıl duymuyorsun annemin sesini? Sen nasıl görmüyorsun annemi? Ben ne bu evde, ne de herhangi bir yerde senin yanında başka bir kadın görmeye hazır değilim. Bizim de fikrimizi sormadan böyle tepeden iner gibi bunu yapmanı hiç doğru bulmuyorum. Ben de zamanında bazı şeyleri doğru bulmuyordum. Ama beni adam yerine koyup da dinleyen oldu mu? Olmadı. Ben nasıl kabullendiysem sen de kabulleneceksin. Çünkü oğlum her şey olacağına var. Yaşadık gördük. Gamze'yi diyorsan ben onu sevdim baba. Sen Çiçek Hanım için aynısını söyleyebiliyor musun? Söyle hadi tamam diyeceğim. Söyle. Sana ne? Sana ne benim sevgimden, hissimden? Sana ne? Sanki çok dikkat ediyormuş, önemsiyormuş gibi. Karar benim. Ben böylesine uygun gördüm, bitti. Ne demek yani? Senin fikrinin hiçbir önemi yok mu diyorsun sen şimdi bana? Senden onay isteyen yok diyor. Senin hiçbir zaman bizden istemediğin gibi. Baba ben seni destekliyorum. Arkandayım. Sen madem böyle bir karar aldın, bize de saygı duymak düşer. Abi, annem ya annem. Annemin yerine başkasını geçirecek, sen hala arkasındayım mı diyorsun? Ya ne yapsın bu adam? Gencecik adam mezara mı gitsin? Tamam, uzatmayın. Kararım kesin. Bitti. Baba pişman olacaksın. Hem kendine, hem de Çiçek Hanım'a yazık ediyorsun. Haksızlık ediyorsun. Çünkü ikimiz de biliyoruz baba. Sen kendine eş değil. Sen bu eve bakıcı arıyorsun. Yeter! Sizden akıl alacak değilim. Ağlasanız da, sızlasanız da bu evlilik olacak. İstemeyen de çeker gider. Beni gözden çıkaracak kadar mı baba? Çok biliyorsun sanki ya. Baba sen ona bakma. Kafasını aşkla meşkle bozmuş. Çocuk işte. Gerçeklerden de habersiz. Kalkmış bir de akıl vermeye kalkıyor sana. Allah Allah. Hayır sen madem böyle bir karar aldın, bize de saygı duymak düşer. Hem Çiçek Hanım bizim ailemize gayet uygun biri.
Ya sanki kendisi hani çok normal bir evlilik yapmış gibi. Yeter tamam. Yeter sus. Sus. Hayır. Dur, bak 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 gel gel. Gel şöyle otur. Gel şöyle otur. Sana bir söyleyeyim. Benle gelseydin bilirdin ne oldu. Ya ne oldu? Ne bu halin? Ne oldu? Benim yüzümden mi oldu? Sergide kaldım diye mi böylesin? Yok başka bir şey olmuş. Babam kovdu beni tamam mı? Olan bu. Çek git dedi nereye gidiyorsan. Ve niye durup dururken böyle bir şey yaptı? Çünkü Çiçek Hanım'la evlenmeye karar vermişler. İtiraz eden de buyursun gitsin dedi. Umurumda değil. Tamam? Merakını giderebildin mi? Tamam gel şöyle oturup bir yerde bir sakince konuşalım. Ben oturmak falan istemiyorum. Sakin falan da olamayacağım kusura bakma. Şunu şurasının anne vefat edeli ne kadar oldu ya? Bunu yapmamalıydı babam. Ne bize ne kendine. Yapamaz. Gel. Tamam. Üzülme geçecek. Ne oldu sergide sıkıldın mı? Sensiz evet. E ayıp değil mi? Bankadakiler ne derse onu? Şu haldeyken seninle tartışmayacağımı biliyorsun değil mi? Keşke orada da böyle anlayışlı olabilseydin. Beraber gelirdik buraya. Peki o zaman sen de söylerdin babama bu yaptığının deli saçması bir şey olduğunu. Nisa biliyor musun? Tahir. Nikah şahitleri olacak herhalde beyefendi. Öyle sevindi. Annem umurunda değil. Ne olacak peki şimdi? Sen eve dönmek istemezsin bu akşam. Ben anlatamadım galiba. Bitti diyorum. Bitti. Ne dönmesi ya? Ömer şimdi benim oğlum da o evde uyuyor ya. O yüzden sormam lazım. Haklısın da. Sergide hiç aklına gelmemiş gibiydi. Ne gelmedi? Oğlum. Çocuğum iki tane olduğu için artık kime koşturacağımı şaşırıyorum ben de. Ya baba, tamam canını sıkma. İyi dedin. Ya sonuçta babaanneme sahip çıkamadılar. Çeksinler ceremesini. Ben onlara inadımdan evleniyor değilim Tahir. Estağfurullah baba ben onu mu demek istedim? Ya neyi dedin? Onu demediysen neyi dedin Tahir? Sıkma canıma. Ama baba işte bana ne kızıyorsun ya? Ben senin arkandayım diyorum. Hani yuvayı dişi kuş yapar. Hani kim çekip çevirecek evi? Babaanneme kim bakacak? Hani yiyorsa gitsin o kariyer manyağı karısına desin. Ya kır dizini, otur evinde çalışma desin. Ama nerede? Yapamaz küçük beyimiz. Tutturmuşlar bir çalışma sevdası. Taktın sen de kadınların çalışmasına ha? Ne zorun var senin kadınlarla? Yok çalışmasınlar, yok okumasınlar. Yetti be! Baba nereye gidiyorsun? Elinin körüne! Ay ay ay. Ah. Ah. Ay 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 ay. Hayırlı sabahlar. Ah, ezan mı okundu? Benim verdiğim tepki hiçbir şey değil. Ablam düşkündü anneme. Aslında ne söyleyecekse o söyleyecek. Bence birazcık bir sakin konuşmak lazım. Belki de babandan duyması daha iyi olur. Oldu. Benim canım çıkmış burada. Hiç diplomasi düşünecek halim yok. Kimse kusura bakmasın. Ya tamam Ömer. Ya tamam ben de şaşırdım. Ben de hiç böyle bir şey beklemiyordum. Ama bir kendi ağzından duymak lazım niye böyle bir şeye kalkıştın. Ya onu söylemeye çalışıyorum. Başka bir derdim yok herhalde. Niye olacak işte eve bakıcı arıyor.
7/24 güvenebileceği bir bakıcıyla işte yatacak, aynı yatağı paylaşacak. Tövbe tövbe ya. Kadın niye böyle bir şeye razı oluyor peki? Ne bileyim ben işte, herhalde o yaşta bekar diye. Ya ben babanı gerçekten seviyor. Kamisi, Allah'ını seviyorsan canımı sıkma. Bak zaten canım sıkkın. Ne aşkı ne sevgisi ya. Hay tamam, bağırma. Anladık. Bak eğer bu evliliği desteklersen, gidip babama saçma sapan medenilik yaparsan, ben saygı duyuyorum falan diye külahları değişiriz, bilmiş ol. Bana gerek kalmaz. Tahir çoktan amigoluğa soyulmuş bile, baksana. Onu da bir kaşık suda boğacaktım zaten. Tek derdi babama yaranmak. Gelmiş 40 yaşına hala babamın gözünün içine bakıyor. Hayatın hatasını yapsa sen ne dersen o babacığım. Çok soğudu. Üşüdüm ben de. Hadi ne yapacaksak karar verelim. Nisa'ya mı gideceğiz, nereye gideceğiz? Gidelim. Ablama gidelim. Ben bu öfkeyi daha fazla tek başıma taşıyacak durumda değilim. Gel. Ama sen yine de öyle kıza pat diye söyleme bak. Ya Gamze. Ama Nisa'yı nasıl biliyorsan öyle yap. Tamam hadi. Sen madem bu kadar ince düşünebiliyorsun, bir daha biri benimle alay edip beni küçük düşürmeye çalıştığında iş ortamım benim. Kalacağım ben burada diye tutturmazsın inşallah. Ay Allah'ım, sen bana sabır ver. Ömer. Ömer. Anlamıyor musun? İhtiyacım vardı sana diyorum. Sadece canımsın diye değil. Beni bir tek sen anlıyorsun diye. Merak etme, ben yanındayım. Her şey iyi olacak. Söz veriyorum, bir dahakine de daha dikkatli olacağım. Git dedi bana. Sinirinden demiştir. Ben eminim. Yoksa senin canın gibi sever. Üstüne titriyor senin, bilmiyor musun? Çoktan pişman olmuştur bile bence. O eskidendi. Babaannemin olayından sonra bir başka bakıyor bana. Sanki yükmüşüm gibi. Sen kimseye yük olamazsın bir kere. Biz hepimiz çok şanslıyız. Ben de, baban da, tüm ailemiz. Ailemiz dedim. Ama artık ortada bir aile var mı emin değilim. Hadi gel. Çiçek, çatlayacağım artık. Söyle ne oldu? Ha, elimden bir şey gelir belki. Zerrin, istemiyorum dedim. Nesini anlamadım? Git yat, rahat bırak beni. Allah Allah ya. Yani gülü oynaya gittin. Sonra böyle mahkeme duvarı gibi geldin. Sen olsan ne yaparsın, merak etmez misin? Gidip yatayım mı şimdi ben içeri? Aynı evde yaşıyoruz. Merak ediyorum seni. Ne oluyor, anlat. Zerrin, babamın ilacını verdin mi? Verdim. Şu mavimsi gibi ilacı diyorsan verdim onu. Hepsini diyorum Zerrin. Üçünü de verecektin. 40 kere söyledim sana. Hayda. Kim ya bu saatte? Sen dur, ben bakarım. Bu saatte rahatsız ettim ama sabaha kadar bekleyemezsin. Biraz vaktiniz var mı Çiçek Hanım? Babamın ilaç saatiydi hocam. Merak etmeyin, ben fazla vaktinizi almayacağım. Çiçekçim, sen Reşat hocamızı şöyle içeri buyur etsene. Sen ver babanın ilaçlarını. Buyurun hocam, buyurun. Bize biraz izin verir misiniz Zerrin Hanım? Tabii. Tabii hocam. Zahmet etmeseydiniz hocam. İyiyim ben. Merak etmeyin. Ben de düşündüm. Çocuklar haklı. Yani olacak iş var, olmayacak iş var. Biz böyle bir anda hata ettik. Ben bilemedim. Siz de biraz acele ettiniz. Belki de ben ettirdim. Biz hata falan yapmadık. Çiçek Hanım, siz de kafama silah dayamadınız.
Eğer hala niyetiniz varsa ben kararımdan dönmedim. Dönmeyeceğim de. Emin misiniz hocam? Adım kadar. Ben şöyle düşündüm. Yarın sabah erkenden işlemleri başlatalım. Olsun bitsin. Olsun bitsin de kurtulalım gibi söylediniz hocam. Düğün düşünmüyorum ben Çiçek Hanım. Bu saatten sonra da yakışık almaz zaten. Kusura bakmayın lütfen. Yok. Siz nasıl uygun görürseniz öyle olsun. Allah rahatlık versin. Hocam. Ömer. Siz onu düşünmeyin. Zamanla alışacaktır. Ya alışmazsa? O da onun bileceği iş. Çiçek Hanım'a bakın hele. Sen ne yere bakan yürek yakanmışsın ya? Ha? Sen hangi ara ikna ettin bu adamı? Kaçta göz arası evliliğe nasıl ikna ettin sen bunu? Zerrin sen ne biçim konuşuyorsun benimle? Haddini bil yoksa fena olur. Yok ya. Fena olurmuş. Demek o yüzden dolanıyordun adamın çevresinde. Tabii. Bir de gittin o yaşlı anacığını, o zavallı kadını da buna alet ettin. Zerrin! Tabii girdin burunlarının dibine. Uyanığa bak sen ya. Bir de böyle hanım hanımcık geçinir kendileri. Zerrin diyorum. Hepsi adamı böyle evlilik kıvamına getirmek içindi demek. Sen ne içten pazarlıklı çıktın be. Sen ne anasının gözüymüşsün ya. Zerrin. Doğru konuş. Yoksa senin canını yakmakla kalmam. Yaka paşa dışarı atarım bak. Ha. Atarsın bekle. Yatalak babana kim bakacak o zaman? Gelin hanım. Nereye gidiyorsun ya? Ne oldu? Param var ya. Gel şöyle ulu orta vereyim Hakan. Ha. Salak, geç. Al. 50-50. Yok ya. Yemezler kızım, say göreceğim. Of Hakan ya. Al kendin say. Sayarım. Yani ağırlıkları aynı. Kalınlıkları da eşit gibi. Ben sayayım ya. Salak, oturup sayacak mısın gerçekten? Sayayım. Ya Hakan! Oh! Of! Senin bekleyeceğim işim gücüm var benim burada be. Tamam be. Al. Giderken sayarım ben. Vicdan. Bir şey söyleyeceğim. Nasıl görünüyorum? Her zamanki uyuz tipin gibi. Ya kızım ciddi bir şey soruyorum. Düzgünce cevap ver ya. Hayır niye soruyorsun onu anlamaya çalışıyorum. Aç biraz. Bak şimdi böyle efendi bir adam gibi görünüyor muyum ha? Mesela beni kapıyı açtın beni gördün. Ne yaparsın? Kaparım. Neyi? Kapıyı. Ya kızım ya. Soran da kabahat zaten. Sorduğum kişiye baksana küçük seni. Bana bak. Oh! Oh! La. Rulo yapar yediririm o paraları sana ha. Tamam be gir içeri konuşma. Sayemde para kazandın cır 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 cır. Ay Allah'ım. Şükürler olsun sana Hakan. Sayende elim para tuttu. Ne yapardım ben sen olmasan? Ben yatıp kalkıp dua edeyim sana en iyisi. Helal para kızım bu helal. Tamam mı? Sen şükret bana. Allah'ım. Tabii helal. Çok helal. Bir şey diyeceğim.
Bizim bir dahaki operasyon ne zaman? Bakacağım. Düşüneceğim, bir şeyler bulacağım. Sen bir rahat dur da. İyi tamam. Sen haber et bana. Ben aportta bekliyorum ha. Aportta beklesen. Tamam. Önemli o. Hadi çüss. Senin küçük zilli. Salak. Salak. Hayır. Cesedimi çiğnemesi gerek. Hadi hele bir evlensin, bir daha yüzünü görebiliyor mu bakalım? Hadi hele bir denesin. Hadi bakalım. Sen niye bir şey demedin? Niye bir şey söylemiyorsun? Kafaya mı yemiş ya bu? Daha anamın toprağı soğumadı. Ne bu acele? Nasıl bakacak acaba bizim yüzümüze? Anamla yattığı yatağı nasıl alacak ya o kadını? Nasıl alacak ya? Tamam, tamam. Nasıl alabilir ya? Tamam. Tamam Hüsa, tamam. İç şunu bakayım, iç. Otur da şunu. Bir sakinleş bir. Bir sakinleş. Sen anlamıyorsun Gamze. Anlayamazsın, anlayamazsın da benim annem hayatta tanıyabileceğin en iyi, en melek insandı. İhanet değil mi ya bu? İhanet değil de ne bu? Daha sesi çınlıyor evde. Hatıraları var bütün evde. Ama demek ki babam unutmuş. Görmüyor ondan kalan izleri. Gözü dönmüş. Unutmuş olamaz. Sadece bizi cezalandırıyor. Niye? Ne yapmışız ki biz? Biz babaannemi biliyorsun işte. O da onun annesi. Benim ne suçum var? Ben mi kaybettim babaannemi? Ben mi kaybettim? Benim mi gayrimeşru çocuğum çıktı? Ben ne yaptım Ömer ya? Şu hayatta annem benim en iyi arkadaşımdı. En sevdiğim insandı. Onun da öyleydi. Senin de öyleydi. Bu saygısızlık değil de nedir ya bu? Delirmiş ya bu, delirmiş. Tamam canım. Tamam güzelim. Tamam. Ya çok haklısın. Ama yani bu şekilde de kendinizi harap ederek de bir yere varamayız. Ya Gamze sen anlayamazsın. Senin annen gibi değil bizim annemiz. Özür dilerim. Ya öyle söylemek istemedim, kusura bakma. Peki ne dedi? Sen karşı çıkınca ne dedin, ne söyledi, ne yaptı? Git dedi. Ne halt yersen ye, umurumda değil, defol git buradan dedi. Yani tam olarak öyle dememiş de. Öylesi böylesi yok. Resmen bunu dedi, kibarlaştıracak değilim yani şimdi. Ya. Demek babam o kadar çığırından çıktı. Yani seni evden kovacak kadar. Tamam, peki. Madem öyle, o zaman duyacaklarına razı olacak o da. Nerede telefonum? Nisa, hayır olmaz. Gamze bir dakika, lütfen. Bir dur, lütfen. Hayır şimdi arama. Otur Nisa, bak çok sinirlisin. Şimdi pişman olacağın şeyler söylersin. Bir uyuyalım bu gece. Bir üstüne yatalım. Yarın aklı selim bir şekilde konuşuruz. Aklı selim mi? İstemiyorum ki ben aklı selim olmak. Onu böyle yakınlarından tutup böyle sarsmak istiyorum ben. O kadına ne demeli peki? İyilik meleği diye geziniyordu etrafta. Meğersem niyeti bozmuş, haberimiz yokmuş. Bak. Ben de çok şaşırdım. Hiç beklemezdim ondan. Yani ben de kendisine pek bayılmıyorum ama... neden olmasın demiş olabilir. Babam düzgün adam sonuçta. Hayata bakış açıları da aynı. Başlarım onun hayata bakış açısına. Başlarım. Tövbe tövbe estağfurullah ya. Kendi kendine gelin güvey oluyor diyordum. Meğersem hakikaten gelin güvey oluyorlarmış. Ya da belki de aşık babama. Ay vallahi ben düşünemeyeceğim. Düşünmek istemiyorum. Vallahi çok kötü tamam. Oluyorum ya. Tamam dur. Çok kötü oluyorum. Tamam bir sakin ol tamam. Bir sakince konuşuruz babamla. Anlatırız ona yalnız olmadığını. Bir de babaanneme de çok iyi bakacağımıza da söz verirsek. Oturup bir de pazarlık mı yapacağız Gamze? Yapma Allah'ını seviyorsan. Ay babam mı acaba? İnşallah odur. İnşallah ağzıma gelen bir... İnşallah. Bir dakika tamam sakin sakin. İnşallah odur. Hadi bakalım.
Merak etmeyin. Çöpü almaya gelmişler. Aşk olsun ya. Çöp müyüm ben senin için? Bilsin. Kanalizasyonsun. Nisa. Olay çıkartmaya geldim. Konuşmak istiyorum sadece. Sen iyi misin ya? Her şey yolunda değil mi? Bakma öyle kızım ya. Gerçekten bak, doğru düzgün iki insan gibi konuşmak için geldim. Yetişkin insanlarız sonuçta. Beraber yıllarımız geçti. Çok özledim sizi. Vallahi çocuklar burnumda tutuyor. Sen hele. Bana inanmıyorsun biliyorum. Ama sana bunu kanıtlayacağım. O yüzden geldim geçelim bir köründe. Bunları sizin için kazandım. Dişimle tırnağımla. Hemen dedim Nisa'yı götüreyim çocukların rızkını. Anladın sen işte ya. Para diyorsun yani. Ha. Yani senin bu ayki masraflarını haydi haydi karşılar. Daha getireceğim ben sana. Kaç lira var burada? Yani tamı tamına saymadım ama nereden baksan asgari ücretin 4 katı. Yani senin 4 aylık kazancın. Tamam ver. Vallahi mı? Alacağım mı gerçekten? Ver. Ha, ama ben özlerim diyorsam sen de kalsın. Malum sen seversin parayı. Yok 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 yok, hepsi sizin bunların son kuruşuna kadar. Varsa yoksa siz bundan sonra. Boşanma konusunda tekrar düşünürsün artık ha. Yok, olmaz. 4 katı lazım. Bunun 4 katını getir, düşüneyim. Vallahi mi ya? İyi de yani senin eline bunun 1/3 geçmiyordu. Sen ne yapacaksın kızım o kadar parayı? Senin suratını atacağım. Şimdi yaptığım gibi. Getirmiş ya. İlahi. Kahkaha mı duyuyorum ben? Hiçbir şeyim yoktu. Nisa. Abla iyi misin sen, ne oldu? İyiyim iyiyim. Çok iyiyim. Ay ilahi ya. Ne oldu Nisa? Sen çöpü vermedin mi? Gelen apartman görevlisi değil miydin? Verdim, çöpü verdim. Çöpü çöpe attım. Böyle suratına suratına. Hakan mı geldi? Ben şimdi onu... Dur Ömer. Ben kendim hallettim. Dayak yemiş kadar oldu zaten, merak etme. Hani bir laf var ya. 40'ından sonra azalı... Gerisini getirme, rica edeceğim. Hadi dikilmeyin, geçin içeri. Haber vermeden gittim, merak ettim. İyi misin? Gördüğün gibi bomba gibiyim abicim. Tamam, izin verirsen resmimi tamamlayacağım şimdi. Ha, ne çiziyorsun? Bana da göstersene. Ya bitirmeden göstermiyorum biliyorsun. Ya buraya kadar geldim, bir kahve içeyim en azından. Teşekkür ederim. Ee,
Nasıl geçti sergi sence? Müthiş sıkıcı. Aa, sen hiç sıkılıyor gibi görmüyordun. Sebep? Bilmiyorum, sen söyle. Bayağı yüzünde güller açıyordu bir ara. Ömer seni çok güzel bozdu ya, ona gülmüşümdür. Abini bu kadar seviyor olman gerçekten gözlerimi yaşartıyor. Ya tamam, şaka yapıyorum da sen de çocuğun üstüne çok gittin ama. Olgunlukla karşılayabilirdi. Ama belli ki daha çocuk. Özgüveni yok. Karısına yürümüyorsun değil mi? Bir şey demedim ya. Soruyorum sadece. Allah Allah. Niye geldin sen cidden bu saatte? Ne oldu? Nerede Nesli? Seni merak ettim. Ya sergi senin içindi. Çektin gittin. Normal mi bu Şule'cim? Abi normal, iyi bir şey olsaydı sen çok mutlu olurdun biliyor musun? Daraldım ya, ne yapayım? Bunaldım. Bastılar bana. Çıktım, hava aldım. Kahve mi çay mı? Hangisi kolaysa. Su o zaman. Sade mi diyorsun? Sade su. Sakın kafanı da büyütmüyorsun abi. Tamam. Büyütecek hiçbir şey yok, takılacak hiçbir şey yok. Ben herkesin resmini çiziyorum ya. Evet. Ben sadece iyi olmanı istiyorum. Bana söz ver Şule. Kendini hırpalayacak şeyler yapmayacaksın. Aynı hatalara tekrar düşmeyeceksin. Söz ver. Tamam, söz. Anladım zaten, tamam. Erkekler için değmez, hiçbiri için değmez. Akıllandım yani, tamam. Sen istedin bunu Nisan. Ben elimden geleni yaptım. Madem iyilikle yola gelmiyorsun, biz de başka yollar buluruz. Beni öyle kolay yenemeyeceksin sen. Ay nasıl ısırıyor ya hava, baksana. Evet, hoş geldi vallahi. Sen de kapı şu bağrını açmışsın. Aa, ne? Şu şey değil mi şu? Oturan pis herif. Ha, Hakan. Kıl kuyruk. Dileniyor mu? Niye öyle yerde oturuyor? Ne yapıyorsa yapıyor anne. Boş ver. Hadi gidelim hadi. Hadi hadi. Nasıl kayın? Buz gibi hava. Üşütecek. Biraz önce annem buradaydı ya. Sadık sen onu gördün mü? Nereye gitti ya acaba? Şimdi buradaydı ya. Ay çok komik, çok komik. İyice cani yaptınız beni. Gidin bir para mara verin, bir çorba içsin. Yazık, sevaptır. Anneciğim aşevinde içer o çorbasını. Hadi, hadi. Ama cimri oldun sen de be. Ben seni böyle mi yetiştirdim? Nereden oldun, kime çektin sen? Duyuyor musun Sadık, bana dedi. Cimri dedi, duyuyor musun? Durun burada siz. Bana dedi, çantadan para çıkardı. Ne oluyor lan? Bana bak. Al bunu, git bir çorba iç, için ısınsın. Burada da oturma böyle, hava soğuk, hasta olursun. Çocuğun olmaz. Ya al şunu, hastalanacaksın, sonra karının kapısına dayanacaksın, hiç uğraşamam seninle. Al. Ya al, al. Allah Allah, yalvaracağım bir de sadaka vermek için ya. Haydi, yürü. Allah kabul etsin anneciğim. Allah kabul etsin. Amin. Of. Baban, nerede kaldın? Merak ettim ya. Dolandım biraz. İyi etmişsin. Sabah namazından sonra annenin mezarını ziyarete gideceğim Tahir. İyi düşünmüşsün baba. Ben de geleyim seninle.
Şey için mi? Hani evleneceksin ya. Rıza için. Baba. O da isterdi. Eminim. Ya senin böyle yalnız, yorgun, hayatta böyle bir başına kalmana içi razı gelmezdi garibin. Çok seviyordu seni. Gözü gibi bakıyordu sana. Öyleydi o. Diğer kadınlar gibi yanlışlarını başına kalkmazdı. Erkenden çıkarsın o zaman. Hadi Allah rahatlık versin. Bahçedeki çiçekleri fark ettin mi baba? O gittiğinden beri eskisi gibi açmıyorlar. Çok konuşurdu onlarla. Saatlerce. Anlamıyordum. Saçma geliyordu. Anne derdim. Onlar bitki. Ne anlayacaklar? Gören deli diyecek. Yok derdi. Onların da canı var. Herkesin kıymet görmeye, dertleşmeye ihtiyacı var derdi. Senin de hakkın var baba. Biz senin yeterince kıymetini bilemedik. İnşallah Çiçek Hanım bilir. Bahçedeki çiçeklerden bir kök şey yapayım, çıkarayım. Yarın annemin mezarına ekeriz ha baba. Hallederiz abla. Bırak sen. Bırak. Bırak hadi sen git yat. Ay Ömer. Sormadım. Kusura bakmayın. Acıktıysanız eğer dolapta makarna var. Isıtabilirim hemen. Yoğurt da var. Sen bizi merak etme. Git dinle. Uyu güzelce sabah konuşuruz. Uyuyabileceğimi hiç zannetmiyorum. Sence babam da mışıl mışıl uyuyor mudur şimdi? Sanmıyorum abla. Onun da içine sinmiyordur. O zaman neden? Niye? Benim yüzümden. Ben sahip çıkamadım babaanneme. Sadece senin suçun değil. Hepimiz çok yorduk onu. Derdimiz bitmedi ki hiç. Babaannemin kaçması bardağı taşırdı o kadar. Adam bu yaştan sonra torunu olduğunu öğrendi, düşünsene. Benim boşanmam, Tahir'in yuvasının dağılması. Her şey üst üste geldi işte. Annemin suçu ne peki? O hak ediyor muydu bunu? Tam tersi olsaydı, Allah korusun babam ölseydi, annem onun yasını bir ömür tutardı. Erkekler öyle değil işte. Bizim gibi değil. Sen hariç Ömer. Sen başkasın kardeşim. Hadi Allah rahatlık versin. İyi uyuyun. Banyoda havlu var, koydum. Sağ ol.
bahçelerinde gördüm düşümden büyük bahçe yok. Yüreğimin kuşları konmuş telgrafın tellerine, neşesi gurbet selamlarında çok, neşesi gurbet selamlarında. A benim dilsiz dillerim, a benim sessiz ellerim, yakala saçından tut hayatı çevir yüzüme. Öp, öp, öp. A benim dilsiz dillerim, a benim sessiz ellerim, yakala saçından tut hayatı çevir yüzüne. Öp, öp. Duruyorum vaktin seherinde, değiştirdim takvimleri gece yok. Yüreğimin kuşları konmuş telgrafın tellerine, neşesi gurbet selamlarından çok, neşesi gurbet selamlarından çok. A benim dilsiz dillerim, a benim sessiz ellerim, yakala saçından tut hayatı çevir yüzüme. Öp, öp, öp. A benim dilsiz dillerim, a benim sessiz ellerim, yakala saçından tut hayatı çevir yüzüme. Sessiz dillerim, a benim sessiz ellerim, yakala saçından tut hayatı çevir yüzüme. Öp, öp, öp. A benim dilsiz dillerim, a benim sessiz ellerim, yakala saçından tut hayatı çevir yüzüme. Efendim Tahir, her gece her geceyi ne oldu ya? Önemli bir şey mi oldu gecenin bu saatinde yoksa? Şükrü Hanım, senden bir ricam olacaktı. Yarın kahvaltıdan sonra babamla annemin mezarına gideceğiz de. Yıl dönümü değil değil mi? Uzabilirdi. Yok, değil. Biz yine de gideceğiz. İçinizden geldi demek. Babam nasıl, iyi mi? İyi. İşte şimdi gideceğiz de mezara. Hani babaannem... Tamam tamam Tahir, ben sabah gelir babaanneme bakarım. Diyeceğim başka bir şey yoksa... Yok. Sağ ol. He, hayırlı akşamlar. Hadi bakayım, okula geç kalmayın. Mithat, sen niye yemedin yumurtanı? Anne, kaç kere dedim yağda yapma, haşla diye. Eda kızım, sen zaten zayıfsın. Ne rejimi diyeti bu şimdi? Ne olacaksın sen, fotomodel mi olacaksın, manken mi olacaksın Eda? Niye? Olamaz mıyım, çirkin miyim? Olursun. Olursun ama öteki tarafta olursun.
baban görmezse. Hani Araflar'da bir yerde kalırsan olursun Eda. Anne, babam bizden uzaktayken başına kötü bir şey gelirse ya da Allah korusun ölürse hiçbir zaman affetmem. Tövbe tövbe oğlum, nereden çıktı bu şimdi? Nasıl bu konu buraya geldi? Allah Allah, babanın daha ömrü var, yaşayacak. Amin. Amin. Bizi bile gömer o. Neyse, hadi ben şimdi çıkıyorum. Güzelce okulunuza gidin, kardeşin sana emanet, tamam mı yavrum? Eda, sen de yumurtanı yiyorsun kızım. Hadi çıktım ben. Tabakları da mutfağa koy. Tamam. Hadi çıktım ben. Tuna'ya yetişeyim de bari uyanmadan çocuk merak etmesin. Tamam, hadi beraber çıkalım. E sen gelecek misin eve? Yani ya babanla karşılaşırsan? Biz ablamla başka yere gideceğiz. Nereye? Annemin mezarına. Ben oradan da babama giderim. Konuşacağım. Öyle eli kolu bal duramam ben. Sabaha kadar gözüm uyku girmedi zaten. Bir de bana anlatsın bakalım bu evlilik meselesi neymiş. E çocuklar? Nur'una söyledim, o gelecek. Sağ olsun. İyi, tamam. Hadi kaçtım ben. Hı-hı. Tuna'ya geç kalmayayım, zaten işe de geç kalacağım. İş önemli tabii. Önemli tabii. Önemli olmaması için bir sebep mi var? Yok canım, ne sebep olacak? Alt tarafı ailemiz dağılıyor sadece. Sen git işe, geç kalma. Senin sinirlerin bozuk. Yoksa başka türlü tepki verirdim. Neyse ki acelem var. Hep var o. Yeni bir şey değil ki. Allah Allah, bıraksana gitsin kız. Hadi öfkeni babama sakla yani. Bu ne? Git hadi sen Gamze, geç kalma. Hadi akşam açılışta görüşürüz. Hı-hı. Mesain uzarsa haber verirsin. Malum bu ara pek belli olmuyor da. Ay. Tartışmayacağım seninle. Yok. Tartışmayacağım. Yok ya. Tartışmayacağım. Tartışmayacağım seninle. Derdin ne senin bu kızla? Yok bir şey. Sen hazır mısın? Hazırım. Ha, bir Nurhan'a gideceğim. Bekle sen, geliyorum hemen. Lan bu ne? Manyak mı bu be? Hakan! Ne yapıyorsun kızım ya? Asıl sen ne yapıyorsun ya? Sabahın köründe kapımın önünde. Deli misin nesin? Uyumuşum, ne var? Böyle insan mı uyandırılır ya? Hayret bir şeysin ya. Şişt, ona bak. Sıradaki kurbanımız buldum. Hemen harekete geçmemiz lazım. Ne diyorsun ya? Ne kurbanı, kim? Nisa'nın avukatı. Herifi düşürüp benim çocukları Nisa'dan almam lazım. Çüş. Yok. Ben sana yardım etmem. Kızın o kadar evinde kaldım be. Olmaz. Ayrıca benim Nisa'yla hiçbir derdim yok. Allah Allah. Ademoğlu ailesiyle var ama. Değil mi? Tatlı şey. Ben beceremiyorum Ayşe. Olmuyor. Sensiz olmuyor. Dağıldık gidiyoruz. Sen burada olsan böyle olmaz. Sen bağırıp çağırmadan böyle tatlı tatlı her şeyi, hepimizi yola getirirdin. Hiçbiri karşı çıkamaz sana. Ama ben beceremedim. Gücüm tükendi. Ömer nefret ediyor benden. Ve ben çaresiz kaldım. Yoruldum. Bir yolunu bulamıyorum. Varsa sen söyle. Çıkıp gelebilseydin
bırakıp gitmeseydin bizi, böyle darmadağın olmazdık. Biliyorum. Biliyorum sen Ömer gibi kızmayacaksın. Gücenmeyeceksin bana. Halden anlayacaksın. Ama yine de benim sana karşım başım eğik. İnşallah hesap gününde hakkını helal edersin bana. Ben seni hep çok sevdim. Gel Tevhir, gel. Anacığım, bak sana ne getirdim. Sen bunlara daha iyi bakarsın, tamam mı? Aramızdan ayrılan ve her kulun gibi senden gelen ve sana dönen Ayşe kulunun dönüşünü de şefkatinle kabul et. Mekanını cennet eyle. Amin. Kar ile yeryüzünü örttüğün gibi hatalarının üstünü ört. Sen merhamet etmeyi kendine ilke edinen ve tövbe ederek sana yönelen kullarını seven ve her ne yapmış olursa olsun içtenlikle sana yönelen kullarını affetmek isteyiz. Şüphesiz her can ölümü tadıcıdır ayetinden ve sevdiklerimizin ölümünden ibret almayı, hata ve günahlardan kaçınmayı ve sana yönelerek İyi ve erdemli bir hayat yaşamayı nasip et bizlere. Sen Ayşe kulunun geride bıraktığı ailesi olarak bizlere ferahlık nasip et. Amin. Güzel bir sabır ile sabretmemizi nasip eyle. Onun hatırasını birlik ve beraberlik içerisinde senin rızana uygun olarak İyi ve güzel eylemlerle yaşatmamızı nasip eyle. Amin. Biz yalnızca sana aitiz. Ve dönüşümüz sonadır. Bizi yaratan ve yaşamamıza son verecek ve sonra tekrar diriltecek olan sensin. Hayat dünyadan ibaret değil. Asıl yaşam yurdumuz ahiret. Oraya kavuşmadan önceki son hesap gününde hatalarımızdan bağışlanacağımızı umduğumuz sensin. O gün malın da çocukların da faydası olmaz. Ancak düzgün bir kalp ile gelen hariçtir. Tövbe edenleri ve sana uyanları bağışla. Onları cehennem azabından koru. Onları kendilerine vaat ettiğin cennetlerine koy. Atalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları da. Onları kötülüklerden koru. O gün her kimi kötülüklerden koruduysan, gerçekten ona merhamet etmişsindir. İşte büyük kurtuluş budur. Şüphesiz bizi bizden iyi bilen, duaları işiten ve sana içtenlikle dua eden kullarını geri çevirmeyesin.
Bizleri de geri çevirme ya Rabbi. Sen ne giyeceksin? Nerede? Düğünde. Reşat'ımın düğününde. Böyle diyorum, yerlere kadar uzanan bir tuvalet giyeyim diye düşünüyorum ben babaanne. Tövbe tövbe. Niye bana inanmıyorsun ha? Deli miyim ben? Uyduruyor muyum bunları? Reşat'ım nihayet evlenecek. Mürüvvetini göreceğim. Ne diyelim o zaman? Allah Mesut bahtiyar etsin. Mutluluklar dileyelim. Tamam. Şükran. Senin ne işin var burada? Babaannem yalnızdı da onun yanına geldim ben de. Bugün kafada hiç yerinde değil. Sabahtan beri tutturdu oğlum evlenecek, oğlum evlenecek diye. Ne oldu? Sen niye öyle baktın? Babaannem doğru söylüyor. Reşat babam evlenme kararı aldı. Ne? Nasıl? Kiminle? Nasıl? Sebep kiminle? Ne? Sence kimle? Deme. Çiçek Hanım'la deme. Demek o yüzden babaannemin başından ayrılmıyormuş bu kadın. Gelinimi çekiştirme. İyi bir kız o. Senin gibi vefasız değil. Babaanne ben sana yıllarımı verdim ama sen nasıl söylersin bana böyle ya? Peki Ömer'le Nisa ne dedi? Sorma sorma. Kıyamet kopmuş. Babam Ömer'i evden kovmuş. Ay. Gamze, bu işte bir büyü falan olmasın. Hani böyle ip mip sarıyorlar aşık falan etmek için. Ay ne aşk Allah'ını seversen. Ne o zaman bu peki? Ama akşam biz yine de lokantamızı açıyoruz değil mi? Tabii tabii yapacağız, her şey aynen devam. Ha tamam. Sen hiç merak etme zaten. Kontrol bende. Listem elimde. Tamam. Tuna, hadi bak geç kalıyorsun. Hah. Al bakalım şunu. Aferin. Bu çocuğun üstüne başına bir şeyler alın. Böyle düğüne formayla gelmesin. Allah Allah. Ne düğünü? Neyse sen boş ver. Hadi bakalım. Geç kalıyorsun. Hadi. Ben de bir üstümü değiştirip bankaya geçeceğim. Sen git bir acık üstüne bir şey giy zaten sen. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Sen ne giyeceksin bu düğünde? Hiç düşündün mü? Babaanne. Allah'ım yarabbim seni koru yarabbim. Baba. Doğru değil de. Bir an aklım karıştı. Olmayacak bir işe kalkıştım. Ama vazgeçtim de. Ne duyduysan o. Bir şeyden vazgeçtiğim yok. Kararım kesin. Sen de Ömer gibi bağırıp çağıracaksan sakın onu burada yapmaya kalkma. Kırarım kalbini. Kalbimi kırarsın ha. Önemsiyorsun yani benim kalbimi. Hayır sormadın da ben pek onu öyle anlayamadım tam. Tartışmayacağım. Hayır hadi. Merak etme baba. Sana bağırmayacağım.
Ama sen benim kalbimi kırarsın diye değil. Anneme saygısızlık yapmamak için. Burası yeri değil diye. Ama sana bir şey söyleyeceğim. Tek bir şey söyleyeceğim. Benim yaptığım evlilik yüzünden yıllarca yüzüme bakmadın. Şimdi aynısını sen yapıyorsun. Senin davrandığın gibi davranacağım baba sana eğer o kadınla evlenirsen. Göstermem sana yüzümü. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Baba, bu evlilik mevlilik değil. Olamaz yani. Çiçek Hanım sırf babaannemle ilgileniyor diye onunla evlenemezsin baba. Onu kendine eş seçemezsin. Hem annem, annem ister miydi böyle bir evlilik yapmanı? Siz mi bana evlilik hakkında öğüt veriyorsunuz? Hepinizin evliliğinin ne hale geldiğini gördük. Üstelik sizin dertlerinizde ben de sizin yanınızdaydım. Birlikte çektik sıkıntıyı. Bana ne demeden, bir baba olarak üstüme düşen ne varsa yapmaya çalışarak. Ama benden bu kadar. Ben yoruldum. Çiçek Hanım'la evleneceğim. Kararımı verdim. Uygun olanın bu olduğunu düşündüm. Benim kendi hayatımla ilgili verdiğim kararı sorgulamak da size düşmez. Hak vermeyebilirsiniz. Ama haddinizi aşmayın. Terbiyesizliğin lüzumu yok. Bencilsiniz siz. Bencil. Ya adamın yakasını bir rahat bırakmadınız be. Annemin mezarının başında hesap soruyorsunuz. Her şeyin bir adabı var. Yazıklar olsun size. Baba, sıkmıyorsun değil mi canını? Ha? Baba sıkma. Bak, ben onların ağzının payını verdim. Elbet yola gelecekler ya. Benim işlerim var, evde görüşürüz. Nereye? Çiçek Hanım'la buluşacağım. Ah. Nevzat Bey. Günaydın. Siz gecikince Sema Hanım'dan rica ettim. Burada bekleyeyim dedim. Dışarısı malum kalabalık. Bu arada çok hoş resim. Çok güzel çıkmışsınız. Şey de hiç belli olmuyor. Böyle yandan olduğu için. Ne belli olmuyor? Yani gören yaşıt zanneder o anlamda. Ama bana kalırsa sizin ruhunuz daha genç diyebilirim. Trafik mi vardı? Ha, siz gerçi söylemiştiniz. Yakın oturuyorum diye. Eşiniz söylemişti daha doğrusu. Yürüyerek gelip gidiyoruz falan. Niye sordunuz? Geciktiğiniz için sorduk Gamze Hanım. Buraya özel bir uygulama varsa, mesai geç başlıyorsa onu bilemem tabii. Ailevi bir mesele vardı da o yüzden. Bizim işin en gıcık tarafı da bu işte Gamze. Ailene mi zaman ayıracaksın, işine mi? İnsan ikisi arasında gidip geliyor. Aa sahi, aile demişken. Eşin dün gece fazla tepki vermedi mi sence de? Gerçi onu da anlıyorum. İş kolay değil. Sen banka müdürüsün ama o... Bizim bir toplantımız falan var mıydı? Ben hatırlayamadım. Kusura bakmayın Nevzat Bey. Böyle bir şey konuşmuş muyduk? Var, evet. Konuşmak istediğim önemli bir konu var. Nedir? Müşteri portföyünüzle alakalı. Tamam, hay hay. O zaman müsaade ederseniz ben yerime geçeyim. Aa, tabii. Buyurun.
Siz de böyle buyurun. Çok naziksin. Kahvenizi de şöyle vereyim. Sağ olun. Böyle bırakın lütfen. Kahvenizi böyle buyurun. Teşekkür ederim. Başlayalım. Evet, başlayalım. Evraklarınız? Davetli ya da özel bir tören olacak mı? Yok, olmayacak. O da nikah istiyorsunuz yani. O da nikah mı? Özel bir organizasyon istemeyen çiftlerimiz için nikah uygulamamız. Program yarın müsait gözüküyor. Sizin için de uygun mudur? Evet, evet. Biz mümkün olan en kısa sürede evlenmek istiyoruz. Son olarak bir beyannameyi doldurmanızı rica edeceğim. Hayırlı olsun şimdiden. Evraklarınız hazır olduğunda ben size haber vereceğim. Tamam. Afiyet olsun. Yarın nikah tarihi için erken geldiyse size hazır buradayken... Kararımızı verdik. Siz bunları dert etmeyin. Biz artık önümüze bakalım. Hocam görüyorum ama içinize sinmiyor böyle. Siz üzülünce ben de çok üzülüyorum. Size akıl vermek benim haddim değil ama... Ben diyorum ki bu çocuklarla bir kez daha görüşelim. Onlar diyeceklerini dediler. Ben de dedim. Hocam hep siz söylemiyor musunuz? İnanan insana küs kalmak doğru değil diye. Doğru diyorsunuz. Doğru diyorsunuz da Çiçek Hanım. Bu benimki küslük değil. Ömer de Nisa da beni çok kırdılar. Öyle bir karar almak kolay mı sanıyorlar? Anlamadan, dinlemeden karşı çıktı. Ben babalarıyım. Hesap sormak tabii. Haklısınız hocam. Çok haklısınız. Ama onlar da kendi dertleri içinde debelenip duruyorlar işte. Hata yapacaklar. Kalp kıracaklar. Çocuklar hata yapacak. Büyükler affedecek. Sizin yüce gönlünüze ancak affetmek yakışır hocam. Bakın hem bir heves bu lokanta işine girdiler. Öyle. Allah'ın izniyle işleri de iyi giderse. Bugün açıyorlarmış lokantayı. Hocam ben diyorum ki... Gidin biz de gidelim şu lokantanın açılışına. Çocukları görelim, hayırlı olsun diyelim, böyle buzları eritelim. Hem sizin hayır duanızı almadan çıkmasınlar bu yolu hocam. Yarın nikahımız da var. Davetimizi de yaparız belki. Böyle kırgınlık üstüne kurmayalım yuvamızı hocam. Ben yine de bunu bir düşüneyim Çiçek Hanım. Hı. Al bakalım. Bekle.
lütfen olsun. Bir bak bakayım sen bana. Sana bir haller olmuş. Yüzün gözün parlıyor, güzelleşmişsin. Yoo, bu ben ne, aynı ben. Yoo, yoo. Yüzün gözün aydınlanmış. Doğru. Kırklandım ben babaanne. Tabii uzun uzun saatlerce yıkandım. Misler gibi oldum. Üstüme yapışan bütün kötülüklerden, negatifliklerden arındım babaanne. Ondandır doğru gördün. Şükran. Söyle babaanne. Ben seni çok özledim. Ben de seni çok özledim. Peki niye gelmiyorsun daha sık? Yani öyle gerekti. Beni yalnız bıraktın burada, kanadı kırık kuş gibi. Yok canım, olur mu öyle şey? Ben seni bırakır mıyım hiç babaanne? Sen hiç merak etme, ben yine geleceğim. Hani eskisi kadar sık olmasa da ben geleceğim mutlaka. Bir sana bir şey mi söyledi ha? Kalbin mi kırdılar senin? Söyle bana, hesabını sorayım. Yok. Babaanne, ben çalışıyorum artık. Tabii benim bir işim var. Ama bak sen hiç merak etme. Ben seni görmeye hep geleceğim, tamam mı? Ha babaanne. Çalışıyor ya. Beni de boşayacak. Tahir ne diyorsun sen ya? Çık. Çık, üzme kadını boşu boşuna. Çık Tahir. Kim bu adam? Boşayacak beni diyor. Ne zaman evlendin sen? Gel ben seni yatırayım babaanne. Gel bakayım, azıcık ıstırahat et. Ben geleceğim yine, tamam mı? Hadi güzelce yat bakayım, azıcık uyu. Ya sen ne kadar vicdansız bir adamsın ya. Yazık değil mi kadına? Denir mi öyle? Ya Şükran bir dur, bir dur, bir dur. Gitme, bir konuşalım ya. Tahir, lokantamı açacağım ben. Sana ayıracak vaktim yok. Çekil şuradan. Dur bir ya Şükran, yapma böyle. Ya sanki ben elmişim gibi böyle kestirip atıyorsun. Ya ben senin kaç yıllık kocanım, hiç mi hakkımız hukukumuz yok seninle? Var Tahir. Maalesef kağıt üstünde bir hukukumuz var. O da yarın bitecek Allah'ın izniyle mahkemede. Nasıl ya? Yarın mahkeme mi var? Geldi ya Cep. Sen açıp bakmadın mı buna? Yok bakmadım. Bilmiyordum, şimdi gördüm. Ya bu kadar mı çabuk kurtulmak istiyorsun benden? Ha? Vay be! Ya senin ne kadar acelen varmış be Şükran. Ya bu kadar mı öfkelisin sen bana? Konuştuk. Sen de tamam git aç davayı demedin. Ya Şükran delirtme beni. İnsan bir durur, bir düşünür, bir nefes alır ya. Bir tartar. Ha, sen çok ölçüp biçtin ya. Hayatın boyunca tartarak yaşadın ya. Bütün herkes senin celallenmelerinden yıldı Tahir. Tükettin insanları, tükettin. Ne durup düşünmesinden bahsediyorsun sen bana? Bak senden tek ve son bir ricam olacak. Bu işi fazla büyütmeyelim. Gidip o ortalığı velveleye de verme sakın. Boşanmamızı engelleyecek bir şey de yapayım deme bak Tahir. Gidelim sessizce boşanalım, bitsin gitsin. İnsanların zaten canı burnunda, bir sürü dert tasa. Bizim dertlerimizle yorma artık insanları. Ya kimse gelip bana Tahir'den boşanma diye nefesini boşuna tüketsin istemiyorum Tahir. He. Eminsin yani. Kararım kesin diyorsun öyle mi Şükran? Bana bak kadın. Eğer benden boşanırsan. Bak. Sırf sana inat. Giderim o vicdanla evlenirim. Bak ben bunu yaparım. Sana da bu yakışırdı biliyor musun Tahir? Senin başından beri istediğin şey buydu zaten. Kavuşursunuz artık. İkinci baharınızı yaşarsınız.
çocuk o sen. Çekirdek aile tamam. Sen artık özgürsün Tahir. Sana karışan mı var? Şükran. Bırak. Şükran bak. Şükran. Şükran ne oldu kızım? Tahir'e sor baba. Vicdanla evlenecekmiş. Tahir? Ne diyor oğlum Şükran? Ne demek bu? Ama yok öyle bir şey. Ya yanlış anladı beni. İş için arıyorlar. Açmam lazım. Aç o zaman. Ne duruyorsun? Buyur Hasan. Şükran. Şükran. Tahir. Nasılsın kardeşim? Hiç sesin soluğun çıkmadı. Merak ettim seni. İyi misin? İyi değilim Hasan. Hiç iyi değilim. Merak etme Tahir. Yaralarını hep birlikte saracağız. Nurettin hocam seni görmek istiyor. Nurettin hocamı? Niye ki? İş meselesi için Tahir. Ha. Hani ne bileyim. Ya benimle böyle bizzat ilgileneceğini ben tahmin edemedim. Tahir. Kardeşim, Nurettin hocamız gönül insanıdır. Kendisini cemaatinden ayrı görmez. Gerçek bir tevazu sahibidir. Elinden gelen tüm imkanları kullanır. Ve etrafındaki herkesin yardımına koşar. Allah Nurettin hocamızı başımızdan eksik etmesin. Sağ olsun, var olsun. Sen gel, hocayla bir görüş. Şu iş sıkıntın bir çözülsün. Sağ olasın. Baba, ben iş için görüşmeye gidiyorum. Tamam Tahir, tamam. Şimdi ne yapacağız? Zekat. Sadaka, toplanan yardımları dernek hesabından başka hesaplara göndereceğiz. Tabii senin bulduğun şu Tahir Efendi eline yüzüne bulaştırmazsa işi. Şule Hanım. Şule. Yani sizi bizi bırakalım artık. Çok samimiyetsiz. Peki Şule. Senin ne işin var burada? Nereden çıktın? Rahatsız mı oldun yoksa? Yok estağfurullah. Ben öyle söylemek istemedim. Sadece şaşırdım böyle bir an karşımda görünce. Sana bunu vermek için geldim. Bu senin tablon. Evet. Sana hediye etmek istiyorum. Yok ben kabul edemem. Niye? Çünkü sen sergiye satışa koymuştun bunu. Bayağı da pahalıydı malum. Hayır satılmaması için o kadar paha biçerek sergilemiştim ben bunu. Resimden anlamayan biri bu tabloyu alacağına anlayan birine hediye etmeyi tercih ederim. Yani benim de anladığım pek söylenemez. Mütevazı olma bu kadar lütfen. Hem önemli olan kurduğun yakınlık. Yanlış anlamadıysam. Resimle. Çok teşekkür ederim hediyen için. Hayatımda ilk defa bir ressamın tablosuna sahip oldum. Mahcup ettin beni. Kendimi boş hissettim şimdi. Eğer istersen sen de benim için bir şey yapabilirsin. Ne gibi? Hem çocuklarla hem de resimle ilgili bir şey. Vaktin varsa konuşalım. Resmi yetenekli kimsesiz çocuklarla ilgili bir proje hazırlıyorum ben. Duyarsız kalmayacağından eminim. Hem kendini borçlu hissetmekten de kurtulursun. Tamam ama ben önce bir dükkan arayıp haber vermem lazım. Tamam. Benim de arabam hemen şurada alıp geliyorum. Tamam. Sadık abi.
Kredi borçlarının ödeme yükümlülüğünü yerine getiremeyen müşterileriniz bir hayli fazla. Yani bu pahalılıkta, bu enflasyonda normal değil mi? Alt gelir grubuyla kurduğunuz empatiyi anlıyorum tabii. Yine de mevduatlarını şubenize yatırma potansiyeli yüksek müşteri gruplarına yönelik çalışmanız gerekir. Bankamızın fırsatlarını, ürünlerini onlara anlatın, onları bilgilendirin lütfen. Ezilenin değil, ezenin yanında ol diyorsunuz yani bana. Lütfen, lütfen. Siz beni iyice zalim yaptınız. Beni öyle görmeyin. Hayatın kuralı bu. Dünya bu şekilde dönüyor Gamze Hanım. Bunun ahlakla, hakla, hukukla ne ilgisi var? Bu bir iş. Bunu siz de çok iyi biliyorsunuz. Evet, bak siz de söylediniz. Bu bir iş. Ya benim hayatımda işimden daha önemli şeyler var. Ben işimi ne kadar severek yapıyor olsam da bu sadece bir iş. Çok haklısınız. Ama şunu unutmayın. Hayat çok zor. Ve işimiz performans odaklı. Kazanmak için gücün ve güçlünün yanında durmanız gerekir. Ama eğer bu size zor geliyorsa bu işi yapıp yapmamayı tekrar gözden geçirebilirsiniz. Tamam. Ne yapmamı istiyorsunuz peki? Güzel. İşe müşteri portföyünüzü incelemekle başlayalım. Hasan sorunlarından bahsetti. Başını dik tut. Dert bizim sınavımız. Önemli olan bu dertlerin altından omuz omuza vererek birlikte kalkmak. Öyle değil mi? Öyle hocam. Öyle hocam. Düşündüm. Sana uygun ne olur? Yüklerini nasıl azaltabiliriz diye. Sağ olun hocam. Allah razı olsun. Düşünmeniz bile yeterli. Yetmez. Sadece düşünmek asla yetmez Tahir. Birlik olmak, harekete geçmek, Allah'ın izniyle var gücümüzle çalışıp çabalamak zorundayız bu gelip geçici dünyada. Haklısınız hocam. Çalışacaksın ki kendine, etrafına faydalı bir adam olasın. Karını, çocuğunu doyurasın. Ellerin kapılarında onları çalışmaya muhtaç etmeyesin. Öyle değil mi? Öyle hocam, öyle. Hasan boşanma durumundan bahsetti. Nedir durumu? Boşanacağım diyor. Hani ne desem fayda etmiyor hocam. Çalışacağım diyor, başka hiçbir şey demiyor. Olmaz. Ne demek çalışmak? Kadının yeri evi. Değil mi hocam? Yani erkek çalışır, kadın oturduğu yerde çocuklara bakar. Ama işim olmayınca diretemedim boşanmayalım diye. Meraklanma. Senin için yeni kuracağımız bir dernek geldi aklıma. Bu derneğin başına da geçireceğimiz güvenilir biri lazım. Hasan kefil oldu sana. Eli kalem tutar, bilgisi görgüsü kafi. Bu işin üstesinden gelir Allah'ın izniyle dedi. Sağ olsun hocam, sağ olun. Ama ben şimdi daha önce böyle bir işte çalışmadım hocam. Hani dernekte nasıl çalışılır onu bile bilmem. Öğrenirsin. Daha önce yayın evinde çalışmadın mı sen? Evet ama... Tamam işte. Biz de bazı yayınları dernek üzerinden dağıtımını yapacağız. Yayın evinde olduğu gibi. Neredeyse. Yarın gelirsin. Çocuklar sana işin ayrıntısını anlatır. Sağ olun hocam. Allah razı olsun. Bu zor zamanımda elimi tuttunuz ya. Hakkınızı ödeyemem.
Dur bakalım. Daha bir şey yapmadık. Birlikte bir çalışmaya başlayalım hele. Elimden gelenin en iyisini yapacağım hocam. Hiç şüpheniz olmasın. İçini ferah tut evladım. Senin işlerin yoluna girince evinin de eski düzeni yerine oturur inşallah. İnşallah hocam inşallah. Allah razı olsun. Ben o zaman müsaadenizi isteyeyim. Müsaade senin Tahir. Allah razı olsun hocam. Hasan. Allah razı olsun kardeşim. Allah senden razı olsun. Hayırlı uğurlu olur umarım. Allah'a emanet ol. İnşallah. Becerebilecek mi bu işi Hasan? Merak etmeyin. Saftır. Hiçbir şeye uyanmaz. Anlamaz da zaten. İyi. İmzaların altında adı olsun. Yeter. Ha, karısı da nerede çalışacakmış, neymiş, ne değilmiş iyice öğren bana. Tabii hocam. Niye geldik buraya? Beğenmedin mi? Yok. Yani güzel. Manzara da etkileyici ama. Oturalım. Biri vardı. Burada buluşurduk hep. Sonu iyi bitmedi galiba. Nereden çıkardın bunu? Özür dilerim, ben yanlış bir şey söylemek istemedim. Sadece sen bahsederken üzülünce ne diyeceğimi bilemedim. Yok, ben özür dilerim. Haklısın, evet, iyi bitmedi. Yine de sonu iyi biten hikayelerden ümidimi kesmedim ama. Çocuklarla ilgili projeden bahsedecektin. Evet, buranın havası çarpıyor beni biraz. Asıl konumuzu unuttum, pardon. Hemen şimdi. Ben belirli dönemlerde galeride resim atölyeleri düzenliyorum. Özellikle de hayata tutunma konusunda sorun yaşayan çocuklar için. Yani onlara yeni bir yol, yeni bir hayat seçeneği sunmak için. Hiçbir olmazsa ne bileyim en kötü sosyalleşsinler, eğlensinler diye. Ya yani böyle kafalarına göre... Hiçbir kural olmadan özgürce resim yapıyorlar anlayacağım. Çok güzel bir şey. Yani böyle bir ortamda çocukları düşünmek, onlar için bir şeyler yapmak çok güzel. Evet ama işte ben bu atölyeleri düzenlerken şunu fark ettim. Çocukların bir yönlendiriciye ihtiyacı oluyor. Ne böyle sakin, sabırlı, çocuklarla iyi anlaşabilen birine. Ben bu konuda çok kötüyüm maalesef. Ama sen hem... Resimle ilgilisin. Hem öğretmensin. Belki bana bu konuda yardımcı olabilirsin diye düşündüm. Anlıyorum ama ben bunun için faydalı olabilir miyim? Çok emin olamadım şimdi. Ben çok emin oldum. Çok eminim yani. Bir tanesini bile hayatını değiştirmek kocaman bir şey değil mi? Hem atölyenin sonunda resimler satışa sunuluyor. O da çocukların yararına. Yani lütfen hemen hayır demek düşündüm. Bilmiyorum. Yani olabilir de aslında tabii. Gamze bunu duysa çok sevinir. Resimden uzak kalmama en çok ve bir tek o üzülüyordu. Bir de ben. Ben üzülüyor olurum. Eğer teklifimi kabul etmezsen yani. Benim bunu önce Gamze'yle konuşmam lazım. Şu ara aile işlerimiz kalabalık. Lokanta açılışımız da var. Birbirimize destek olmamız gereken zamanlardayız. Ne mutlu, ne güzel.
Böyle birbirinize destek olan bir çift olmanız. Büyük şans. Ama zor olmuyor mu? Ne bakımdan? Yani abimden biliyorum. Banka işi zor iş. Gecesi gündüzü yok. Gamze Hanım çok çalışıyordur eminim. Oluyor. Artık dönsek mi? Olur. Hı. Bu müşteriyle daha fazla görüşme yapmanız gerekir. Biz aslında rutin bilgilendirmelerimizi yapıyoruz. Demek yeterince ikna edici olmamış bu bilgilendirmeler. Peki, daha sıkı takip alırım o zaman. Daha iyi oranlarda teklif edin. Tamam. Şükran, şu jelatinleri vardı. Bir çırp yapalım şuraya. Kalksın ortadan. Ay Nisa, bunlar ne kadar güzelmiş ya. Çeyizimdi. Ama hiç kullanmadım. Ağzımızın tadı olmadı ki. Ay alırdı kendilerini be Nisa. Sen saklasaydın ya bunları Emine'ye. Emine'ye ben daha güzellerini alırım. Kendi zevkine göre seçerim. Gerçi doğru. Kız biz ilk günden yaptık bu kadar da. İlk günden bu kadar gelen olur mu ki ya? Bak ziyan olmasın sonra. Yok canım, ziyan olmaz, sen korkma. En kötü zaten ben yerim. Bu aralar çok iştahım açık benim, sinirsel. Nurhan? Ay bu ne böyle ya? Afiyet olsun, güzel olmuş mu? Çok güzel olmuş. Annemin tarifi işte. Nurhan, senin annen hep böyle miydi? Nurhan, ne diyorsun ya? Ne oldu canım? Soru sordum ya. Tamam, yok. Yok değildi Şükrancığım. Yani şimdi yalan olmasın yani. Bence hep vardı bu deliliğin işaretleri de. Ama asıl babamdan sonra kötü oldu. Yani asla mutlu olmadı ya. Yani hiçbir şekilde mutlu olmadı. Yok olamıyor yani, bir şeylere söylenmeden duramıyor. Ya hiçbir şey olmasın bak, televizyonda seyrettiklerine saydırıyor. Reşat babam da yeni gelin alıyormuş kendine. Nisa, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Şaka yapıyorsun. Kim kız? Allah aşkına kimi alıyormuş, kim? Çiçeği. Neyse Nurhan, biz şu çöpleri çıkaralım, bana sen de yardım et. Azıcık ortalık açılsın, hadi. Bana da bir fenalık geldi. Bir nefesleneyim ben de be. Hadi bakalım. Çeç. Kız, Şükran. Keklemiyorsun değil mi beni? Bak ölümü göre eğer kandırıyorsan beni. He Nurhan, sabah kattım sana bir şaka yapmayı planladım. Nisa. Hoş geldiniz şefim. Hoş bulduk. Sonunda seni kendi işinin başında görmek beni sevindirdi. Yani işte pek bir şey becerebilmiş değilim daha ama bakalım. Olsun. Önemli olan adım atmaktı. Hem senin elinin değdiği her yer güzelleşir. İnşallah. İyi ki geldiniz şefim. Bize el uzattığınız, yardım ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ne demek, geleceğim tabii. Bu arada çam sakızı çoban armağanı. Umarım beğenirsiniz. Öyle mi? Ay niye zahmet ettiniz? Ne zahmeti, olur mu? Ay.
Çok güzel. Çok güzelmiş, teşekkür ederim. O zaman önce bir eksiklere bakalım. Arkasından da menüye geçeriz. Tabii, şöyle buyurun. Tamamdır. Ben alayım. Olur. Teşekkürler. Oo, döktürülmüş, elinize sağlık. İşte. Sos tavası eksik. Tamam şefim. Bulaşık tahliye tepsisi eksik. Tamam. Evde durumlar nasıl? Eşin. Sonunda çalışmana izin verdi yani. Ben boşanma davası açtım. Boşanıyorum. Sonunda. Çok sevindiğimi söylememde bir sakınca yok değil mi? Yok. Yani yok galiba. Ama bu, yani bu boşanma işi zor olacak belli. İşi yokuşa sürüyor. Boşanmam deyip duruyor. Sen güçlü bir kadınsın. Baş edebileceğine eminim. Ay eyvahlar olsun, Şükran geliyor yine seninki. Hiç muhatap olmasın, yoluna bak. Duran, bize bir izin verir misin? O değil, sen gideceksin Tahir. Ya tamam tamam, gitmesin bir yere. Zaten halimizi duymayan bilmeyen kalmadı yani. Yo, benim halimde bir şey yok. Benim anlamak yüzüm pak. Sen kendine söyle bunları. Vicdanla evlenecekmişsin ya. Ya Şükran. Bak ben de tam o meseleyle ilgili konuşmaya geldim buraya. Tamam ama dinlemiyorsun ki. Ya bak sinirle ağzımdan çıktı o laf, tamam mı? Yok öyle bir şey. Ama bak sen bana böyle yapmaya devam edersen... bak bin beterini yapacağım. Sabrım kalmadı. Yap. Yap Tahir. Yap da herkes senin nasıl bir şey olduğunu görsün. Bekliyorum, yap hadi, tamam. Şükran. Ya bırak. Hop. Bırak kızı Tahir. Bırak, vallahi gidip alırım sopayı elime, görürsün ha. Geç Şükran, geç canım. Geç. Ya bak hep öyle yapıyorsun, adam gibi konuşmaya çalışıyorum seninle. İnsanı delirtiyorsun sonunda. Tahir, deme, bas git hadi. Nuray, boş ver ya, gel sen, gel. Şükran. Bir dakika sus. Ya aa! Bu adam kim Nisa? Ha? Ne işi var burada? Ya Tahir, Hakan bitti, sen mi başladın şimdi? Ne zaman bitecek ya sizin bu hesap sormalarınız? Allah Allah! Ya bu adam kim diyorum Nisa? Ya sen daha boşanmadın. Burun buruna vermesin, nasıl konuşuyorsun be? Defol git ya Tahir, hadi hadi! Tahir, çık hemen buradan. Çabuk defol git buradan. Fazla uzattın Tahir, hadi. Dakika, yok. Sizin derdiniz lokanta falan değil. Sizin derdiniz buraya girecek adamlarla böyle fingirleşmek değil mi? Ha, defol! İzin verir miyim lan ben size? Tahir bak, yeter! Sus! Tahir. Kim bu adam? Bu adam kim? Size söylüyorum. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Defol çabuk buradan. Manyak mısınız? Lan siz ne yapıyorsunuz? Lan sizin şirazeniz iyice kaydı ya. Siz var ya, zımaradan çık. Tahir çık. Çıktınız siz var ya, siz yanınızda bırakmayacağım lan. Bir saat duydun mu? Çık git. Hadi git. Sen de Nura. Sen de. Ayağınızı denk alacaksınız siz. Hepiniz. Defol. Terbiyesiz. Terbiyesiz ya. Hanımlar, tek tek tebrik ediyorum. Ya öz savunma hattınız inanılmaz kuvvetli. Mutfak araçlarını da çok işlevsel kullanıyorsunuz. Saygılar. Nurhan ben. Özgür, memnun oldum. Şefimiz. Evet. Ben de çok memnun oldum. Özgür. Şükran bende. Sağ olasın. Siz de kalacak. İyi günler. Kolay gelsin. Merhaba Sema Hanım. Hoş geldiniz Ömer Bey. Hoş buldum. Gamze Hanım müsait mi? Nevzat Bey'le çalışıyorlar ama ben haber vereyim geldiğinizi. Lütfen. Şuradan da bakabilir miyim? Hamza Hanım, Ömer Bey geldi. Aa,
Bekletme, al içeri Gamze'nin işini. Tamam. Buyur. Kolay gelsin, bölmüyorum umarım. Ömer, hoş geldin. Aradım seni. Açmayınca uğramak istedim. Aa, Nevzat Bey'le çalışıyorduk da telefonumu sessize almıştım. Duymamışım herhalde ondan. Pardon. Acil bir şey yok değil mi? Bu ne? Acil bir şey yok. Sadece konuşmak istediğim bir şey vardı. Ama sonra konuşuruz. Nasılsınız Ömer Bey? Dün akşam bir anda çekip gittiniz. Teşekkürler. Öyle oldu, evet. Bakın, eğer tadınızı kaçırdıysam dün gece, kusuruma bakmayın lütfen. Ama ben sizin bu kadar alınganlık göstereceğinizi tahmin edemedim. Allah Allah. Ben de dün geceki kabalığınıza karşı koyduğum sınırı alınganlık zannetmenize şaşırdım Nevzat Bey. Aradaki farkı biliyor gibi gözüküyorsunuz da. Aa, öğlen olmuş. Ömer, bir şeyler yemeye gidelim mi? Hem konuşmuş da oluruz. Harika olur. Nevzat Bey, izninizle öğlen arasındayım. Müsaade sizin. Afiyet olsun. Senin bu kızın yanında? Eda, bir şey yok. Sakin ol, sadece... Sadece ne? Sadece ne Emine? Bu kızın annesi yüzünden benim ailem dağıldı. Evinizi aldığınız yetmedi. Bir de arkadaş mı oluyorsun sen bununla? Eda anne, Lüfer'in ne suçu var? Doğru konuş. Benimle böyle konuşamazsın sen. Sana mı soracağım, ben nasıl konuşacağım ben? Eda, ben çağırdım Nilüfer'i. Bir de iyi bir şey yapmış gibi söylüyorsun Emine. Bravo. Eda, tamam. Bir sakin ol, konuşalım. Yani... Ne oluyor? Sen karışma. Sen karışma derken sen bir sakin olsana. Yaman, tamam. Eda, ya bak, Nilüfer'in kimi kimsesi yok, kimseyi tanımıyor. Biz şuradaki kafede oturacaktık sadece. Gel sen de birlikte oturalım, sakin sakin konuşalım ha. Dalga mı geçiyorsun ya sen benimle? Dalga mı geçiyorsun Emine? Bu kız annesi gibi işte. Doğru konuş dedim benimle. Çünkü neden biliyor musun? Ben senin kardeşinim. Ne? Ne diyorsun ya sen? Ne diyorsun ya yalancı? Ne diyorsun? Bırak! Yalan söylüyorsun. Ne diyor bu Emine? Ne diyor bu? Doğru duydun. Gerçeği öğrenmek istiyorsan git babana sor. O sana anlatsın. Çekil. Eda. Tamam. Bırak. Sen de sıkma canını. Ya illaki bir gün öğrenecekti. Sen doğru olanı yaptın. Tamam, gidelim hadi. Eda. Eda, neyin var, iyi misin? Her şey yolunda mı? Atilla Bey... Sizin ne işiniz var burada? Boş ver şimdi benim burada ne işim olduğunu. Sana ne oldu asıl? Ağlama. Ya da ağla, tutma kendini. Tamam. Tamam, ne oldu ama anlatman lazım. Özür dilerim. Sebep? Neden özür diliyorsun? Beni bu halde görmenizi hiç istemezdim. Çok özür dilerim. Ya saçmalama. Bak ne yapalım biliyor musun? Arabam hemen şurada ileride. Gel gidelim, sakin bir yere oturalım. Hadi seni bir toparlayalım, böyle olmayacak. Hadi gel. Hadi gel. Çok korkuttun beni ya.
Bir şey oldu. Teşekkürler. Başka bir isteğiniz var mı? Gamze? Yok. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Ne bu tablo? Şule'nin sergideki resmi. Şule'nin sergideki resmi mi? Hı. Sende ne iş var? Sergide çok beğenmiştim. O da hediye etti sağ olsun. Hı. Benim hiç dikkatimi çekmemiş. Ben görmedim herhalde bunu sergide. O herif seni lafa tuttuğu için sergiyi gezemedin ki sen. Hı hı, haklısın. Seni nereden buldu peki? Sabah berbere giderken karşılaştık. Ayrıca... Allah Allah. Bizim mahallede ne iş varmış ki? Berberi nereden bulmuş? Bilmiyorum. Herhalde resmi hediye etmek isteyince abisinden falan öğrenmiştir de olay o değil zaten. Galeride ona yardım etmemi istedi. Çocuklar için bir atölye düzenleyecekmiş. Ya harika bir şey bu. Sen ne dedin peki? Yani kabul etmediğini söyleme sakın bana. Nerede peki bu atölye? Nasıl bir atölye olacak? Yani anlatsana. Çocuklar doğaçlama resim yapacaklar. Sıkıştıklarında onları yönlendirebilecek biri olsun istiyor başlarında. Sonra da çocukların yaptıkları resimleri satıp yardım olarak kurumlarına verecekler. Olay bu. Ömer, harika bir şey bu. Hem çocuklar hem resim. Bence bunu senden daha iyi yapabilecek biri olamaz. Biliyorsun zaten ben senin resimden kopmanı hiçbir zaman istemedim. Biliyorum. Ama henüz karar vermedim. Neden? Fikrini almak istedim. Ömer, bu senin hayatın. Yani bu senin sevgiyle, tutkuyla bağlı olduğun, seni çok mutlu edecek bir şey. Benim fikrime ihtiyacın yok ki. Eminim bu atölyeyi en iyi şekilde yürüteceksin. Seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Şimdi o zaman benim sana, yani senin çok da hoşuna gitmeyecek bir sorum var. Bana şu an istediğin her şeyi sorabilirsin. Ama sen kaşındın. Sonra bu konuyu neden açıyorsun falan diye söylenme bana. Yok, söz. Babanla ilgili mesele ne olacak? Olmaz Ömer. Küslüğün devam etmesi olmaz. Babam evleneceğim diyor. Bir sakince bir otursanız, birbirinizi dinleseniz, anlamaya çalışsanız. Olmaz mı? Sabah mezarlıkla karşılaştık. Çok kararlı. Bu iş artık sakince konuşulacak aşamaya geçeli çok oldu. Ya ne zaman geçti? Daha adam dün evleneceğini söyledi. Hangi zamandan bahsediyorsun? Kimse geri adım atmıyor desene şunu. Bilmiyorum ama bu sefer sanki bir şey koptu. Onca şey yaşadık. Babamı bize karşı hiç böyle görmedim. Böyle bir şeyi bizimle konuşmadan karar vermesi zaten olacak iş değil. Bir dinlemediniz ki birbirinizi. Dinleseniz belki anlayacaksınız. Bir inattır gidiyor. Hem biz hep Nisa'da mı kalacağız? Yani kadının da bir düzeni var sonuçta. Çocukları var. Yani Tuna var. Haklısın. Acaba diyorum ki Ömer, biz bir ev mi tutsak? Ayrı bir ev. Üçümüz. Şimdi sırası değil. Hem hangi parayla tutacağız o evi? Para, tek dert paraysa paramız var Ömer. Tutarız. Benim değil. Senin paran var Gamze. Bak ya, sen ben mi var artık? Bir biz demeyi öğrenemedin gitti. Bu konu tartışmaya kapalı. Hadi yemeğimizi bitirelim, işe bırakayım seni, geç kalma. Kızmayacağına da söz vermiştin aslında. Avokadoya vurdum kendime.
Nasıl içersin bilemedim. Sağ ol. Nasılsın? Daha iyi misin? Yani böyle bir durumda nasıl olunabilirse öyleyim işte. Haklısın, benimki de soru. Senin annesinin kendini düşürdü. Durumu iyi bilirim. Ne? Ne, yalan mı Emine? O da aynısını yaşıyor. Bence söylememizde bir sakınca yok, değil mi? Kendini yalnız hissetme. Böyle şeyler bir tek senin başına gelmiyor. Emine'nin babasıyla benim annemle birlikte kaçmışlardı. Tamam, kapatalım konuyu. Niye kapatalım? Benim günahım mı, benim ayıbım mı? Yani bizim değil. Kendini kötü hissetme yani. Zamanla benim de annem başımı öne eğmişti. Ama ben dik durmasını öğrendim. Sen de öğreneceksin. Tamam. Kalkalım mı? Kalkalım. Heh. Kalkalım. Kalkalım bence. O kadın meğerse babama yakın olabilmek için gelmiş bizim mahalleye. Babamın o kadından çocuğu varmış. Ben bugün bir kardeşim olduğunu öğrendim. İnanamıyorum ya. Yani üzülmekte çok haklısın Eda. Ne diyebilirim ki? Ya bu yaşadığın şeyler hiç kolay şeyler değil. Ama yine de sen çok güçlü birisin. Bunu sana bakınca görebiliyorum. Hadi toparla bir an önce kendini. Sil şu gözyaşlarını. Hadi. Hayat senin için güzel şeyler de hazırlıyor Eda. Bak hiç merak etme. Kendi ayaklarının üstünde duracağın zamanlar çok yakın. Hiç kimseye ihtiyaç duymadan yaşayabileceksin. Annene, kardeşine destek olabileceksin. Hepsi hayal gibi geliyor bana. Ama değil. Bak. Şu şampuan markasını biliyorsunuz. Biliyorum. Fotoğraflarına bayıldılar. Seninle çalışmak istiyorlar. Ne? Benimle çalışmak mı istiyorlar? Evet. Yani tabii sözleşme şartlarında anlaşabilirsek neden olmasın? Demiştim sana Eda. Bazen bu işler çok hızlı oluyor. Aslında bugün bunu söylemek için gelmiştim yanına bizzat ama seni bu halde görünce konuya giremedim. Gerçi iyi ki de gelmişim bir yandan. Atilla Bey. Siz çok iyi bir insansınız. Teşekkür ederim. Ama artık şu sizle bizi konuşmayı kaldırsak mı aramızdan diyorum ha Eda? Tabii ama ya, yani biraz zor olacak. Zaman alabilir. Olsun. Alışırız. Daha iyisin galiba ha? Hı? Daha iyiyim. Sevindim. Hadi eve bırakayım hadi. Hadi gidelim. Ama biliyorum pek hoşuna gitmiyor ama sen yine de şu ev mevzusunu bir düşünsen. Sen lokanta açılışına yetişebilecek misin peki? Şimdi bu Nevzat seni dosyaların arasına hapsetmesin. Tabii ki yetişeceğim. Hep beraber olacağız orada. Ben de yanınızda olacağım. Ne zamandır bugünü bekliyoruz bilmiyor musun? Ailece o lokantayı açacağız. Akşama görüşürüz. Görüşürüz. Çık.
dikkat et. Tablona da giderken yolda bir şey olmasın. Baba. Adem. Nasılsın oğlum? İyiyim baba, çok özledim seni. Ben de seni oğlum, ben de seni. Geç. Geç. Ablan nerede? Okulda gelmedi. Ya okul mu kalır bu saatte? Sen gel bakayım şuraya, gel. Gel şöyle otur, otur. Ne oldu? Neyin var? Daha ne olsun ki baba? Boşanacak mısınız gerçekten annemle? Annen öyle istiyor oğlum. Baba boşanmayın ne olur ya. Biz ne olacağız peki? Gelmeyecek misin hiç artık buraya? Oğlum nasıl laf oğlum ya? Tabii ki geleceğim, gelmez olur mu? Annem boşanmaktan vazgeçiremez misin baba? O lokanta yüzünden oldu oğlum. Lokanta olmasaydı o kadar kolay iş bulamazdı. Ya o zaman da böyle boşanmaya kalkamazdı. Senin burada ne işin var? Eda ne diyorsun sen ya? Ne bağırıyorsun? Bağırırım. Bağırırım. Burası artık senin evin değil, tamam mı? Çık git evimizden. Eda, sen nasıl konuşuyorsun ya benimle? Baba yapma baba, ne olur yapma baba, yapma. Hem sen neredesin bu saate kadar? Cevap ver çabuk. Sana ne? Sana ne? Sen artık bana hesap soramazsın, tamam mı? Eda. Abla yapma ya. Kızma babama. Öyle mi? Kızmayayım öyle mi Adem? Sen biz babamın umurunda mıyız sanıyorsun ya? Eda bak kızım, bak nasıl konuşuyorsun sen? Tabii ki umurumdasınız benim kız. Değiliz. Yalan söylemeyi bırak artık. Eda. Sen git o diğer kızına babalık yap. Bizi rahat bırak. Tamam mı? Baba ne diyor ablam? Babamın o vicdan denen kadından bir kızı daha varmış diyorum Adem. Nilüfer. Adem, Adem oğlum. Boşuna uğraşma. Seni istemiyoruz artık, tamam mı? Rahat bırak bizi. Eda kızım bak. Beni dinle. Kızım deme bana. Sen git o Nilüfer'e kızım de, bana kızım deme. Yazıklar olsun sana baba. Yıllarca kan kusturdun bize. Bir kere başımızı okşamadın. Yok telefon alma, yok televizyon izleme, açık saçık giyinme, erkeklere yaklaşma. Çok mu ahlaklısın sen? Gördük senin ahlakında. Şimdi defol git. Thank you.
biraz daha zamana ihtiyacı var. Biraz daha demlenecek. Temacığım gel. İmzanızı alman gerekiyor. Tamam. Başka bir şey yok değil mi? Yok efendim. Ben birazdan çıkarım. Tamam. Efendim Nevzat Bey. Gamze Hanım, öğlen konuştuğumuz portföy Özcan Kalkan. Kendisine ulaşabildiniz mi? Yok, ulaşamadım. Ama sekreterine not bıraktım. Yarın tekrar arayacağım. Ben ulaştım kendisine. Mesai çıkışında size bir yemek organize ettim. Mevduat oranları ile ilgili bilgi vereceksiniz. Özcan Bey önemli müşteriniz. Kaçırmayın lütfen. Gamze Hanım. Bugün yani yemesek olmaz mı Nevzat Bey? Yani bugün değil de hani yarın ertelesek mesela bunu. Ben kendisini arasam, özür dilesem. Yani yarına bir randevu oluştursam. Ya olmaz yani, ben bugün gelemem. Uygun değilim bugün. Yarın müsaitim. Gamze Hanım, daha önemli bir işiniz mi var? Gamze Hanım. Peki Nevzat Bey, tamam. Ben Özcan Bey'le görüşürüm. Güzel, araç yolluyorum, alacak sizi. Hoş geldin aşkım. Gel gel çabuk, hemen sen de tut bir işin ucundan. Maşallah. Kızlar ne güzel olmuş burası böyle ya. Değil mi? Valla. Fırında ne varmıştı? Çok güzel kokar. Şefim. Çok güzel olmuş. Bunları kim yaptı? Sadık abi, vallahi hepsi çok güzel. Yeme, yanında yat. E Nuran yaptı ya. Sen bilmiyor musun Melen'in lezzetini? Anlamıştım biliyor musun Nuran'ın yaptığını? Vallahi anladım. Çok güzel çünkü. Nuran, bu arkadaş kim? Ben sizi tanıştırmayı unuttum. Çok özür dilerim ya. Özgür şefimiz, işte Nisan eski çalıştığı lokantadan şefi. Sağ olsun bugün bize yardımcı olmaya geldi. Eşim Sadık. Çok güzeller. Çiçeklerimiz de geldi. Nuran, şuradan şu çiçek çiçeklerini... Ha, tamam. Bunlar değil mi onlar? Şunları evet, evet. Getir. Koyalım içine. Ha. Makas, makas da. Dur, veriyorum, veriyorum. Bize makas var mı? Var, var. İki tane var, dur. Bir dakika. Ay. Nasıl yapalım şimdi Nuran? Bu küçük mü olur? Şükran Hanım, bu sizin mantının patentini bence alalım biz. O ne şefi? Çok güzel ya, hani kendi üstünüze alın. Ha. Yaşa Ömer, buldun mu peçetelik? Buldum, buldum. Çok yaşa Ömer. Biz unutmuştuk bunları. Tabii o kadar şeyle uğraşmaktan çok sağ ol. Normal tabii. Yenge bu kadar iş arasında unutulur. Nasıl güzel almış, bir de baksanıza. Çok güzel. kardeşim Ömer, şefimiz Özgür. Memnun oldum. Tekrar çok teşekkürler bütün yardımlar için. Ne demek, seve seve. Vallahi çiçek gibi yaptınız burayı. Çiçek demesin Nisan'ın ya. Neyse, hadi açılışı az kaldı. Toparlanalım, hızlanalım biraz hadi. Kaç tane peçete koyalım Nurhan? Çok az bu ya. Biraz daha var Şükrü. Sen de kes. Tamam. Bunu da koyuyorum. Sadık. Yoruldum ben.
Gamze Hanım, benim işletmem orta çaplı bir işletme. Ancak büyümeye yönelik hedef ve üretim stratejisi içindeyiz. Mevduatım için uygun faiz oranları dışında kredi limitimin yükselmesi de önemli. Anlıyorum sizi Özcan Bey. Biz bu konuda da size yardımcı olabiliriz. Krediler bölümüyle görüşürüm. Limitlerinizin yükselmesi için ortak karara varacağımıza eminim. Peki kredi vadelerinde esneklik konusu? Bunu mevduatlarınızı değerlendirmek için bankanızı seçtiğinizde sizinle tekrar konuşabiliriz isterseniz. Hay hay, siz öyle diyorsanız. Hakan Bey. Asım Bey, hoş geldiniz. Buyurun, şöyle buyurun lütfen. Telefonda konuşamayacağınız kadar önemli olan mesele nedir Hakan Bey? Ya bir şeyler isteydiniz, ben bir ısmarlasaydım size. Ha? İstemem, vaktim az. Siz dinliyorum. Asım Bey, ben yüz yüze görüşmek istedim sizinle çünkü... yani... aklıma başka bir şey gelmedi. Hangi konuda? Bakın, ben Nisa'dan boşanmak istemiyorum. Bunu zaten biliyorsunuz, konuşmuştuk sizinle. Fakat ben anlaştığımız parayı denkleştiremedim. Asım Bey, bakın çocuklarım var benim. Ben karımı çok seviyorum. Ben onlarsız bir hayat kuramam, olmaz. Yapamam. Başka bir yol bulsak. Hakan Bey, bu benim için sürpriz olmadı. Tahmin etmiştim. Sizin bahsettiğiniz miktar nereye? Siz nereye? Siz iyisi mi? Kendinize başka bir avukat bulun ve bu konuları benimle, size dava açan işinizin avukatıyla değil de onunla konuşun. Beni buraya bunları konuşmak için çağırdıysanız size ayıracak daha fazla vaktim yok benim. Asım Bey. Bir ortak yol bulabiliriz. Lütfen yardım edin bana. Bu görüşme bile yeterince tuhaf zaten Hakan Bey. Hoşça kalın. Ya saçmalama, ne alakası var? Olur mu? Dikkat etseniz Allah'ınızı seversiniz ya. Bu ne ya? Ben çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Ne olur kusura bakmayın. Ay peçete falan şöyle bir sileyim. Tamam tamam, gerek yok, ben hallederim, bırakın. Kusura bakmayın ne olur. Ya nereye bakıyorsunuz? Önünüze baksanız Allah'ınızı seversiniz. Hayret bir şey ya. Ama böyle sizin gibi beyefendi görünümlü birine kaba tavrı hiç yakıştıramadım. Bir kaza oldu sadece. Küçük bir kaza. Tamam tamam. Hallettim işte. Siz bankacı mısınız? Yok yok. Hayatta olmaz. Hakimsiniz. Ya da savcı. Avukat. Kesin avukatsınız. Biz tanışıyor muyuz sizinle? Yok. Hiç tanışmıyoruz. Ama tanışabiliriz isterseniz. Peki siz avukat olduğumu nereden anladınız? Etkileyici ses tonumuzdan. Hitabetiniz çok kuvvetli, belli. Yani açıkçası ya bankacısınızdır diye düşündüm ya da avukatsınızdır diye. Ama bankacı olamazsınız. Kesinlikle olamazsınız çünkü ben birkaç tane bankacı tanıdım. Dünyanın en sıkıcı insanlarıydı. Asla olamazsınız yani. Ben size bir şeyler ikram etsem, bir şeyler içsek hem hatamı telafi etmiş olurum. Bilmem ki, aslında olabilir. Sevinirim. Oturun lütfen, buyurun. Teşekkür ederim. Ne içersiniz? Bilmem ne alsam acaba. Süper. Siz ne içiyorsunuz? Kokteyl. Tamam, ben de onu alayım. Tamam. İş toplantısı herhalde. Gibi, evet. Anne yok mu? Yok. Nerede? Bilmiyorum. Yok işte. Annemi görmeye geldiysen eğer gördün. Dur dur dur. Ben
buraya... seni görmeye geldim. Ben bu işler hani nasıl olur, nasıl yapılır bilmiyorum. Bir yerde bir çay içelim mi? Oturup konuşuruz. Ya da sen hani ne seviyorsun? Ben ne seviyorsam. Öyle mi? Bunu öğrenmek için biraz geç değil mi? Geç olsun ama güç olmasın derler ya. Meyve suyu seviyorum ben. Şeftalili hem de. Çay sevmiyorum, hiç de sevemedim. Şimdi bunu öğrendin, ne oldu? Halloldu mu aramızdaki mevzu? İstediğin kadar kız. Haklısın. Haklısın. O zaman biz de gider şeftali suyu içeriz. Olmaz mı? Bak Nilüfer. Madem durum böyle, konuşmamız gereken şeyler var. Bundan sonra ne yapacağız? Ne olacak bu iş? Annenle mi yaşamak istiyorsun? Bunları konuşmamız lazım. Başka nerede yaşayacaktım ki? Öyle ya da böyle, beni isteyen tek kişi o. Dur. Nilüfer. Ben ne yapacağımı bilemiyorum. Öyle her şey birdenbire olunca. Hadi sen de biraz bana yardımcı ol. Lütfen. Gel konuşalım. Ha? Sen git çayını, soyadını verdiğin gerçek çocuklarınla iç. Ya da onlar ne seviyorsa. Gerçi onu bile bildiğine emin değilim ben. Nilüfer. Eve gitmen lazım. Ya Asım? Olmaz. Uyum bozanlık yok. Olmaz. Olur. Bal gibi olur. Sen var ya sen kandırdın beni ha. Yok canım. Sen daha kandırma görmemişsin. Demek bana posta koyarsın ha? Ne yapıyorsun lan? Ne istiyorsun benden? Nisa'yı bitirmeni. Bir de cebindeki parayı ha? Aa gülümse Asım. Bak bu fotoğraflar bize çok lazım. Hadi bakalım. Asım. Çok güzel oldu. Acayip güzel oldu. Müthiş. Üzülme. Bir şey yok. Ortada azıcık, ortada bak. Bak klimanın üstte siyah bir nokta var ya, onu kerteriz al. Aşağı doğru. Heh, sola. E ama çık aşağı oldu bu da. Ömer, sağ. Biraz sağ. Evet. Hah. Çak kardeşim, çak. Mükemmelsin. Yeter. Tamam. Al kardeşim sen. Ay. Çok şükür. Çok güzel oldu be. Evet. Tacılar geldi. Hayırlı olsun. Hoş geldin. Balayı bittin mi balayı? Ya. Arkadaşlar. Hoş geldin. İnşallah.
Hoş geldin. Ay inşallah. Sağ olasın. Beğendin mi? Evet, bayıldım. Çok güzel olmuş burası ya. Vallahi hepinize helal olsun. Çok iyi toparlamışsınız. Sağ ol Taci. Hamza nerede? Gelecek. Birazdan burada olur. Bir şey diyeceğim. Gelin Hanım, karnınız aç mı? Tabii. Var. Yani sence niye çağırdık bu insanları biz buraya sağlık için? Bak size bir şey diyeyim mi? Yemin ediyorum Nurhan bir şey yapmış. Parmaklarınızı yiyeceksiniz. Sadece bekleyin. Bak. Bu kadar kolay, verimli bir şekilde yol alacağımızı ben bilseydim daha önce, yardımcım yerine bizzat ben gelir görüşürdüm sizinle Gamze Hanım. O zaman bundan sonra sık sık görüşeceğiz Özcan Bey. Kesinlikle. Sizi tanıdığıma memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Pardon. Ya bunu açmam lazım. Eşim arıyor da. Lütfen, lütfen. İzle. Alo, Ömer. Gamze, bir sorun yok. Geliyorsun değil mi? Yok, hiçbir sorun yok. Ben şimdi bir müşterimle yemekte görüşmedeydim ama bitti. Şimdi hemen çıkıyorum. Müşteriyle yemek? Evet. Ya şimdi kızdım deme bana sakın. Hayır. Sevgili karımı merak ediyorum ya. Edemez miyim? Edebilirsin. Tamam. Hadi geliyorum. Sabırsızlanıyorum zaten orada olmak için. Nasıl durumlar? Gelince görürsün. Hadi tutma beni, tutma. Oyalama, kapatıyorum. Orada görüşürüz. Yo, hiç zahmet etme. Nevzat Bey. Gamze Hanım, kahvenizi söyledim bu arada. Orta içiyordunuz değil mi? Buyurun lütfen, buyurun. Nevzat Bey, buraya kadar gelmiş olmanız gerçekten büyük bir incelik. Ancak boşuna zahmet etmişsiniz. Biz Gamze Hanım'la her şeyi hallettik zaten. Öyle mi? Çok sevindim. Bu arada Londra dönüşü şu açmak istediğiniz bayiliklerle ilgili de konuşmak istiyorum sizinle. Tabii, mutlaka. Süper. Her şey çok güzeldi. Ellerinize sağlık. Cümleten hayırlı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Ayağına sağlık. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Ayaklarına sağlık. İyi akşamlar. Nurhan bu çok iyi. Allah'ın adını verdim. Yeme artık sağlık. Millete kalmayacak. Tamam vallahi. Vallahi başka bir şey. Ama yemin ediyorum bu sarma değil, bu başka bir şey Nurhan. Al canım sen. Bak vallahi yıkılacak. Oo, sen ver bana abi. Sağ ol abi. Hamza Bey biraz daha dolma koyayım. Memnun muyuz? Nasıl? Borcumuz ne kadar Şükrü Hanım? Biz bugün açılışa özel herkese ikram ediyoruz bunları. Borcunuz yok Hamza Bey. Olur mu öyle hiç? Olur. Afiyet olsun. Peki. Ellerinize sağlık. Her şey çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Nisa yeter bir bitsin. Sonra koyarız tekrar. Yok. Bol bol olsun. Yani açılış ya bugün o yüzden. Tamam. Patron sensin. Ben bir mutfağa bakıyorum. Tabii. Afiyet olsun. Ömer. Oğlum sakin ol azıcık. Tamam. Gelecek. Vallahi sakin ol biraz. Hayır anlıyorum seni. Yüreğin şu an senin kıpır kıpır. Yeni evlenince öyle oluyor. Ben de öyleydim. Böyle sürekli yanında olsun istiyorsun. Sakin ol oğlum. Sonra ne oluyor peki Sadıkçığım? Sonra istemiyor musun yanında olsun? Hayır. Daha çok seviyorsun. Aşık oluyorsun. Hadi. Yapma insan içinde. Yapma. Abla. Ne oldu? Buraya mı geliyorlar? Görmüyor musun işte? Ne bileyim ben. Babam hayatta gelmez diyordum. Ben de. Kesin Çiçek Hanım ikna etmiştir. Elle de ikna ettiği gibi. Afiyet olsun. Çok iyi. Hoş geldiniz. Çiçek Hanım. Kocam hoş geldiniz. Hoş gördük. Babacığım hoş geldiniz. Ne iyi ettiniz. Hoş gördük kızım. Hoş gördük. Babaannem nerede? Kim? Tahir mi bakıyor ona da? Yok kızım yok. Ne gezer? Emine sağ olsun ilgileniyor annemle. Ah
hayırlı olsun inşallah. İnşallah. Allah razı olsun hocam. Sağ olun. Sağ olun. Amin. Ben size hemen bir tabak hazırlayayım. Ayakta kaldınız. Şöyle buyurun geçin oturun lütfen. Allah sağ olun. Sağ olun. Vallahi oğlum çok güzel ya. Vallahi çok güzel ya. Hoş geldin çocuk. Hoş gördüm. Gece gördüm. Nisa. Hayırlı olsun. Allah bereketli kazançlar versin. Amin. Nisa bana sinirlisin biliyorum ama. Nasıl yaptın? Nasıl becerdin? Babamı nasıl ikna ettin bilmiyorum. Ama bu evlilikten vazgeçeceksin. Anlıyor musun? Ya sen seni sevmeyen biriyle nasıl birlikte olabiliyorsun ya? Nasıl? Hiçbir gururun yok senin. Nasıl alabiliyor için ya? Nisa. Çok ağır konuşuyorsun. Sinirine veriyorum ama yapma. Bizim yarın nikahımız var. Siz yüz çevirdiniz diye babanız o kadar üzgün ki. Ben diyeceğimi dedim. Neyse. Çiçek Hanım, ne oluyor? Yok bir şey hocam. Laflıyorduk Nisa'yla. İyiyim. İyi misiniz Çiçek Hanım? Müsaadenizle. Yarın evleniyorlarmış. E? Bu kadar çabuk mu? Ne bileyim ben. Bir de ben konuşayım bakayım neymiş bu acele. Dur dur Ömer gözünü seveyim. Bu gece gerginlik çıkmasın ne olur. Ne olur. Tamam. İnanılmaz. İnanılmaz. Hoş geldin Tahir. Abi gözünü seveyim burada olay çıkarmaz. Sen karışma. Bak Tahir, bak sana yemin ediyorum Nurhan bir sarma yapmış. Allah aşkına şundan bir tane al. Bak Allah'ın adını verdim. Bir tane al şundan ya. İyi mi lan burada? Ha? Hepiniz toplanmışsınız burada. Kikir kikir burada böyle. Ha? Bir ben mi fazla geldim size? Bir ben mi fazla geldim lan buraya? Tahir ne oluyor? Soru soruyorum babaya. Bir benim mi yerim yok burada? Bir ben mi fazla geldim lan bu aileye? Bir ben mi derdim lan hepinize? Dertsin. Dertsin sen Tahir. Kendi kendini bu hale getirdin. Görmüyor musun? Abi tamam ya sakin ol ya da dışarıda bir hava al. Kovuyor musun lan sen beni? He? Beni mi kovuyorsun? Tabii karının restoranı değil mi? Zamanında istemiyordunuz onu. Şimdi parası var diye Gamze de Gamze tabii. Tahir yeter. Yetmez baba. Ya senin ne işin var burada ya? Sen nasıl geliyorsun buraya baba? Ne işin var burada senin? Nasıl gelirsin? Çiçek Hanım'la evleneceğim dedin de bunlar hepsi karşına dikilmedi mi? Ya sen bunları hala nasıl koruyorsun baba? Tahir. Tamam yeter. Git öfkeni nerede kusacaksan kus. Lütfen hadi. Ya hiçbir yere gitmiyorum lan. Hiçbir yere gitmiyorum lan. Hayır. Hiçbir yere gitmiyorum lan. Hiçbir yere gitmiyorum lan. Bırak. Dur. Bırak lan bırak. Hayatımı mahvettiniz lan benim. Mahvoldu lan hayatım mahvoldu lan. Yapayalnız kaldım lan ben. Yapayalnız. Biriniz yoksunuz lan benim yanımda. Biriniz yoksunuz. Bırak. Burada oturmuş keyfinizi çatıyorsunuz lan. Bırak dedim. Ama göstereceğim lan ben size. Lan bırak. Göstereceğim lan hepinize. Tahir kimmiş? Hepinize göstereceğim lan. Lan bırak lan bırak. Tahir! Tahir! Ne yapıyorsun? Bırak. Lan ne yapıyorsun? Beş ne oluyor? Ne yapıyorsun abi? Nurhan bak. Hamza abiye bak. Hamza abi. Gel ne yapıyorsun Tahir? Hamza abi. Nurhan buz ver. Buz ver. Tahir! Yoktu yine yapacağını. En güzel gülümüzün içine ettim.
Yeter be, git artık. Ay dur. Bırakın lan beni. Hamza abi. Hamza abi, gözünü seveyim. Bırakın beni, bırakın. Bakayım, bakayım abi. İyisin değil mi abi? Nisa, sen bırak. Tamam, ben hallederim. Bırak sen. Ben hallederim. Hata bende, hata. Ama hepinize başka bir tayir göstereceğim. Göreceksiniz lan gülümse. Şek Hanım, Şek Hanım gel. Buraya gelmemiz bir hataydı zaten. Ne halleri varsa görsünler. Artık bir kendine gel sen, kendine gel. Her günümüzü rezil ediyorsun. Burnumuzdan getirdin açılışı. Ben mi rezil ediyorum lan? He? Babam evleneceğim deyince postayı koyup giden kimdi lan? He? Mezarlıklarda karşısına dikilen kimdi? Rezil ediyormuşum. Sapla samanı bir ayır artık. Hayatında bir kere, o da en olmadık yerde babama destek oldun diye temcit pilavı gibi ölüme getirip durma. Size diyecek tek bir sözüm bile kalmadı artık. Şu hale bakın. Yazıklar olsun. Sokak ortasında. Kimin yüzünden acaba baba, ha? Biz niye bu haldeyiz? Hiç düşündün mü? Hani hep hatayı kendinde ara dersin ya. Belki de bütün hata bizde değildir. Abim doğru söylüyor baba. Biz bugün bu haldeysek belki de tek suçlusu biz değiliz. Sonuçta bizi sen yetiştirdin. Peki. Öyle olsun. Burada şey yolunda mı, sen iyi misin? Pek olduğu söylenemez, ortalığı görmüyor musun? Evet. Abimle Gamze Hanım nerede? Ne demek bu? Yemektelerdi ya birlikte. Ben çoktan gelmişlerdi diye düşündüm ama. Öncelikle senin abin buraya davetli değil. Bu bir. Onlar da yemekte değiller. Yo, yemekteler. Yani akşam aradı beni abim. Gamze'yle yemek yiyeceğiz dedi. Sonra da işte lokantanın açılışına getirecekti. Ama. Nerede bu yemek? Ömer, ben yanlış bir şey mi söyledim? Niye kızdın ya? Nerede bu yemek? Sahilde bir restoranda aşağıda. Sen gelsene benimle. Tamam canım, o rasyo oranları düzelecek bir şey. Tabii ki öyle ama biraz da mevduatları parçalamak lazım, biliyorsunuz. Elbette. Risk oranlarımızda düşünmemiz gerekiyor bakalım. Gamze Hanım, geç oldu değil mi? Benim de kalkmam lazım. Havaalanına ancak giderim zaten. Malum İstanbul trafiği. Gece de olsa güven olmaz. Öyle tabii, haklısınız. Ben müsaadenizi isteyeyim o zaman. Müsaade sizin. Gamze Hanım, çok memnun oldum tanıştığınızda. Ben de çok memnun oldum. Görüşmek üzere Nevzat Bey. Görüşmek üzere. Ne yapıyorsunuz? Lütfen. Hallettim ben. Peki, çok incesiniz. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi yolculuklar. Sağ olun. Oho, bu ne acele? Bu ne telaş? Ben bırakırdım sizi. Çok teşekkür ederim. Ben taksiyle giderim. Neden? Kocanız anlayış göstermez mi yoksa? Affedersiniz Nevzat Bey. Benim eşim ve özel hayatımla ilgili durumlar sizi niye bu kadar ilgilendiriyor?
değerli bir çalışanın ev hayatında mutlu olmasını pek tabii önemsiyorum. Ev hayatında mutlu olacak ki iş hayatında da o performans gösterebilsin, öyle değil mi? Ömer?